Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar. Kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider. Sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür. Defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez. Bunu birileri öğrenecek. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 29 Eylül 2020 Salı Ulusal Kanal'da Türkiye'nin halkçı, devrimci Televizyonu'nda televizyon gazetesine başladık. Ulusal Radyo'dan dinleyen arkadaşlarımıza da buradan selamlar. Efendim e, bugün Allah'a şükür böyle bir, öyle bir gündem var ki <laughs> sizin benden yaka silkiyor abi bu ne 150 madde yazmışsın falan diye. E ne yapalım oluyor bazen böyle ben de hızma alamıyorum ama gündemde dolu yani. Şimdi Cumhurbaşkanı önemli bir noktaya dikkat çekmiş, ABD'yi işaret etmiş. Neden Azerbaycan'da Türkiye'de hedef olunuyor demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'ın yanında yer alan Türkiye'nin hedef alınmasında ABD'nin rolüne işaret etti ve ekledi. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler Güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce tır silahı oraya taşıyanlardır demiş. Çok da doğru söylemiş. Efendim e, yeni şafak kaçıyorlar diye bir başlıkla çıkmış bugün ona ayrıca bakacağız. E, ateşkes diyenler 30 yıldır neredeydi diye bir soru var. Tabi dün de değindik ya şu anda Ermenistan Azerbaycan'ın içlerine doğru, doğru yürüyor olsaydı hiç kimse ateşkes demeyecekti. Ama Azerbaycan e, kendi topraklarını Karabağ'ı e, kurtarmaya çalışınca e, ateşkes ateşkes diye bağırıyorlar. İsmail Hakkı Pekin Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı Karabağ sorununa Astana modelini önermiş bakacağız. Efendim Paşinyan döneminde ABD ile stratejik ilişkiye dikkat çekmiş Aydınlık. Bu Paşinyan Ermenistan'da turuncu devrimle gelen ve bütün devlet yönetimini turuncu devrimcilerle neresi devrimse karşı devrim diyelim ona onlarla dolduran kişi Tevfik Kadan'ın bu konuda Paşinyan kimdir diye bir tweet listi var ona bakacağız. Aynı konuda Mehmet Kıvanç'ın ve Teoman Ali'nin ayrı ayrı haberleri var onları gözden geçireceğiz. Yine bir Rus uzman Karabağ sorununu Paşinyan'a evlendirdi demiş. Hürriyet gazetesi yani Paşinyan, Soros, Amerika, dünyanın yeniden paylaşımı, Avrasya'nın oluşumu bilmem ne falan yani hiçbir şey yokmuş gibi ee, bu Karada Karaba sorunu e, Stalin'in kanlı mirasıdır diyor Cumhuriyet gazetesinde de işte e, Rusya'yı suçlayan e, bu yönde bir haber var. E yine Cumhurbaşkanının bir başka açıklaması artık hesap vakti geldi demiş. E Can Ataklı e, rahatsız olmuş ya ne işimiz var Azerbaycan'da bir şimdi burada bir cephe açmayalım demiş. Ahmet Hakan belki de ona yanıt belki de tesadüf Azerbaycan'da ne işimiz var diyenlere cevap diye bir yazı yazmış, bakalım. CHP'li Çeviköz'e AKP'liler yüklenmiş, milletin utancısınız diye Ahmet Hakan ve Ahmet Kekeç'in de bu konuda yazıları var. Yine WhatsApp'tan aldığımız tweet mesajları var. Ermenistan'ın Karabağ'dan çekilmeli demişti. Bu konuya dün de baktık. Hrant Dink söylemişti bunu. Aydınlık'ta haber var. O videoyu tekrar huzurunuza getireceğiz. Ermeniler Suriye'den gelen paralı teröristleri sahaya sürüyorlar demiş Yeni Çağ. E, hani Türkler e, cihatçıları getiriyordu. Ermeniler bak e, paralı teröristleri sahaya sürüyormuş. Ne yapacağız şimdi? Suudi Arabistan Türk mallarını depoda çürütüyormuş. Resmen boykota başladılar sadece depoda çürütmek değil. Ve ABD Büyükelçisi Bağdat'tan kaçıp Erbil'e sığınmış çeşitli gazetelerin haberlerine göre. Efendim HDP'ye yapılan operasyon var. Bu arada çok önemli olduğunu belirtelim. Azerbaycan olayının arkasında kaybolup gitmesin. CHP'den dolaylı itiraf pardon bir yudum çay içelim değil mi? CHP'den dolaylı itiraf o dolaylı itiraf neymiş hemen kısaca bakayım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye yönelik Kobani, Kobani soruşturmasını Millet İttifakı'nın dağıtma çabası olarak yorumlandı. Harun la, yorum, <laughs> bu ne be? Ne bu şimdi? HDP'ye yönelik Kobani soruşturmasını Millet İttifakı'nın dağıtma çabası olarak yorumlamış. Millet İttifakı'nda HDP var mıydı Kemal Bey? Hani yoktu. Ha? E seçmeninizi öyle kandırıyordunuz. Ne ittifakı onlar dışarıdan bizi hafifçe böyle destekledi. Bu ne? Bu ne doktor? İşimiz işimiz var. CHP HDP'nin kapatılmasına karşıymış. Kap e, karşı tabii. Ortağı kapattırır mı? Davutoğlu HDP'nin kıymetlisiymiş. Ona da bakacağız. Efendim e, Van, e, ne, Van değil Van değil. Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen. E göz altında poliste yediklerinden zehirlendiğini, kendisini zehirlediklerini iddia etmişti. yaygara başladı ama Ankara Emniyeti bu yalanı çürüttü. Nasıl çürüttü? Derhal tahliller yapıldı, muayeneler yapıldı vesaire ve Ayhan Bilgen'in başka bir vücudunda başka bir enfeksiyondan dolayı e, hastalandığı ortaya çıktı öyle zehirlediler beni bilmem ne o, o, bu yalanlarla olmuyor ne tekim gözaltı süresi 4 gün uzatıldı onu da söyleyelim İlhan Cihaner gitmiş HDP'yi ziyaret etmiş aman demiş demokrasilerde böyle bir şey olur mu İlhan Beyciğim ben biraz sonra olur mu olmaz mı anlatacağım size ee, bir de Ali Babacan'dan HDP'ye geçmiş olsun telefonu gelmiş bu arada arkadaşlar ee, ya bu 6 yıl sonra nereden çıktı bu operasyon ee, Şu el var ya el Şurası elinizin körü Tam da buradan çıkıyor ee, bu operasyon ee, Elinin köründen çıktı Şimdi mesela İlhan Cihaner soruyor bunu İlhan Beyciğim siz savcıydınız değil mi ee, Savcı Bey e, hukuk ne diyor Örgüt üyeliğinde zaman aşımı 8 yıldır diyor Değil mi e, silahlı terör örgütü suçunda zaman aşımı 15 yıldır diyor. Orada silahlı terör örgütü suçu var mı? Var. Örgüt üyeliği suçu var mı? Var. E ne soruyorsunuz? Efendim örgüt üyesi değil mi? Peki orada cinayet var mı? Var. E, cinayette müebbetlik cinayetin e, zaman aşımı süresi 16 yıl 8 ay. 20 yıllık cinayetin zaman aşımı süresi 13 yıl 4 ay. cinayet var mı var. Zaman aşımı dolmuş mu? Dolmamış. E orada yağma var mı? Var. Yağmada ne, ne kadar zaman aşımı süresi? 15 yıl. Yağma var mı? Var. E nereden çıktı 6 yıl sonra bu soruşturma? E soruşturma devam ediyordu zaten. Yeni deliller bulundu. Üstelik zaman aşımı dolmamış. Yani teessüf ederim ha. Vallahi teessüf ederim. Ee, Diyarbakırlı annelerden biri daha Daha doğrusu Diyarbakırlı babalardan biri daha e, Bir çığlık atmış Oğlum gel artık bu hasret bitsin Demiş ee, Pompeo Yunanistan'a moral ziyaretinde Bulunmuş bu arada Çin aşısı Dün Cerrahpaşa'da bir hasta bakıcıda Uygulandı ve e, Çin aşısının denemelerine başlandı e, Türkiye koronada e, Bağışıklık hesabı yapıyormuş. Şu ana kadar Türkiye'de e, nüfusun yüzde onu, yüzde onu değil mi? Bir bakayım. Ha. Evet, yüzde onu şey yapmış, e, yakalanmış bu hastalığa. E, demek ki önümüzdeki diyor Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar e, Türkiye'de e, sürü bağışıklığı tamamlanır ve e, salgın salgın olmaktan çıkar ama. Bütün dünyada ölenlerin sayısı da 1 milyon e, 1 milyonu geçti. 1 milyon eşiği aşıldı. Doğu Akdeniz'e baktığımızda İsrail'li bir uzman Türkiye'yi dışlamak hata diye bir itirafta bulunmuş Yeni Şafak'a göre. E, Fransa ile ortak yol aranıyormuş. E, bunlara da bakalım. E, Türk Tabipler Birliği'nin başına PKK'cı başkan geldi demiş bir haber. Mehmet Ali Çelebi e, Şebnem Korur Fincancı'yı protesto etmiş. Nasıl ediyor ya? Teğmenim, güzel teğmenim, bir tanecik teğmenim. E sen protesto ediyorsun. Senin genel başkanın bir heyetle birlikte Türk Tabipler Birliği'ne desteğe gidiyor. E bir karar verin daha. Utku Reyhan ve Adnan Bulut da protesto etmişler durumu. Üç aşağı beş yukarı bu arkadaşlar. Şimdi o dünkü hani güzel bir Azerbaycan şeyimiz vardı, geçiş gribimiz vardı. Bir onunla geçelim bakalım ki televizyon gazetesi başlasın. Hadi televizyon gazetesi başlıyor. Evet, 29 Eylül 2020 Salı Televizyon Gazetesi madde 1 Azerbaycan'da te, Türkiye'de hedef alınıyor. Kim diyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor. Neden? Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'ın yanında yer alan Türkiye'nin hedef alınmasında ABD'nin rolüne işaret etti ve ekledi. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce tır silahı oraya taşıyanlardır. Ermenistan yönetimi sahadaki başarısızlıklarından Türkiye'yi sorumlu tuttu. ABD denetimindeki bazı kuruluşlarda psikolojik harekata başladı. Suriye'deki bir takım grupların Türkiye üzerinden Azerbaycan'a gönderildiğini, gönderildiği ve Türk askerinin de Azerbaycan ordusunun yanında çatışmalara katıldığı iddiaları ortaya atıldı. Katıldığı iddiaları ortaya atıyor. Türk askeri Azerbaycan ordusunun yanında çatışmalara mı katılmış? Ya Yok öyle bir şey. Sezim yok değil mi? Size de bir haber. Ha dur ben buldum ya. <laughs> Bunlar niye böyle söylüyor? Az önce bir klip vardı. O klipte bir sahne vardı. Onu bir göstersene Sezim. Az önce izlediğimiz klipte. Hani böyle bir Türk askeri Türk bayrağı taşıyor, bir Azer Azeri Türkü Azer Azeri bayrağı taşıyor. Ha ha ha. Ya arkadaşlar, Ermeni beyler, Amerikalı beyler, ya siz bu klibi görmüşsünüz. Klip bu ya. Bu düzenleme, dekoratif bir şey. Bu, bu doğru değil. Bu savaş alından alınan bir şey değil ki. Hay Allah cezanız varmesin ya. Tüh, bak yaptıklarına şunlarına. Rusya ve İran'ın da Ermenistan'a destek verdiği yalanları piyasaya sürülerek Astana sürecinde çatlak yaratma çabaları öne çıktı. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Uluslararası Deniz Hukuku ve Doğu Akdeniz Sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tüm bunlara net yanıt verdi. Erdoğan bunu söyleyenler Suriye'nin kuzeyini parselleyen Orada üstleri kuranlardır. Bunu söyleyenler koalisyon güçleriyle Suriye'de cirit atanlardır. Şu mantığa şu akla bakın dedi. Erdoğan Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı. Şimdi arkadaşlar ciddi manada bunlar o klibi gördüler herhalde. Türk askeri burada çatışmalara katılıyor Azerbaycan ordusuyla birlikte demişler. Yok öyle bir şey değil. Bakın ben şimdi kanıtlayacağım bunu. Nasıl kanıtlayacağım? Tersinden giderek kanıtlayacağım. Türk askeri orada yoktur dediğiniz zaman bu sizin iddianız ama kanıt şu. Şöyle kanıtlayabiliriz. Ne zaman başladı Azerbaycan Ermenistan çatışması? Dün sabah saat 6 civarında şey pazar sabahı saat 6 civarında değil mi? Eee pazartesi sabahına 24 saat. Bu sabah 6'ya 48 saat, 6 10 arası 52 saat. Eğer Türk askeri orada olsaydı arkadaşlar Bakın Azeri ordusu Azerbaycan ordusuna Azeri ordusu değil. Azerbaycan ordusuna tek lafım yok. Helal olsun çelik gibiler. Ama Türk askeri ordu olsaydı 52 saatte şu anda değil 7 köyü 10 köyü ele geçirmek Erivan'daydı. Çok açık söyleyeyim. Siz daha Türk askerinin ne olduğunu görmemişsiniz Ermeniler. Ha bir gördünüz ondan sonra soykırım yaptınız falan dediniz. Soykırım soykırım falan yok bu kanıtlandı da. Ama Türk askeri öyle şey değildir böyle sizin dilinize dolayacağınız ağırlıkta hafiflikte bir asker değildir. Türk askeri orada olsaydı, o çatışmalarda olsaydı, şimdi Erivan'da Türk bayrağı Azerbaycan bayrağı dalgalanırdı. Şundan özellikle kaçınıyorum. Azeri bayrağı dememeye çalışıyorum. Azerbaycan bayrağı diyorum. Azeriler demiyorum. Azerbaycan Türkleri diyorum. Bakın, Azeriler diye bir millet yoktur. Azerbaycan'da yaşayan Türk milleti vardır. Azerbaycan'da yaşayan Türkler vardır. Nasıl Kuzey Kıbrıs e, diye bir millet yoktur. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkler vardır. Azeri diye bir millet yoktur arkadaşlar. Azerbaycan'da yaşayan Türk milleti vardır. Bu Azeriler lafı Azeriler ayrı, Türkler ayrı milletmiş gibi. Anlaşılsın diye böyle bir algı oluşturulsun diye emperyalizm tarafından uydurulmuş bir şeydir. Azerbaycan coğrafya adı, vatan adı, devlet adıdır. Orada yaşayan insanlar Türk milletidir. Azerbaycan'da yaşayan Türk milleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan Türk milleti. Ne bileyim işte sayın sayabildiğiniz kadar bilmem nerede yaşayan Türk milleti. Bu Azeri lafını elimizden geldiğince kullanmamaya çalışalım. Hem oradaki Türk kardeşlerimize, Azerbaycan'da yaşayan Türk kardeşlerimize içtenliklerimiz ortaya çıksın. Hem de o oyuna düşmemiş olalım. Nerede kaldım ben? Yine girdim başka konulara. Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğini vurguladı. Peki arkadaşlar şimdi sırasıyla 8. ve 9. sayfaları bir açalım bakalım aydınlıkta neler var biraz ayrıntılara girelim. Hep beraber. Evet ABD'yi işaret etti. Bunun ayrıntılarına bir bakalım ee, Erdoğan'da. ha şurası. Konu Erdoğan'ın da gündemindeydi. Ermenistan işgal ettiği yerlerden çekilmesini isteyen Erdoğan, Ermenistan işgal ettiği yerlerden çekilmeli. Bölgede Dağlık Karabağ'ın işgaliyle başlayan krize artık bir son verilmelidir. Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Yaşanan gelişmeler bölgede nüfus sahibi tüm ülkelere gerçekçi ve adil çözüm yöntemlerini devreye sokmaları konusunda bir fırsat tanımıştır dedi. Minsk Üçlüsü denilen ABD Rusya Fransa'nın bugüne kadar yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çöz çözmediğini kaydeden Erdoğan, ABD'yi işaret ederek şunları söyledi. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. Şimdi ise akıl veriyorlar. Zaman zaman ise tehdit ediyorlar. Nedir bu tehdit? Türkiye burada mı? Türk askeri burada mı? I, burada var mı? Bunu söyleyenler güneyimizde, özellikle Suriye'nin kuzeyinde binlerce tır silahı oraya taşıyanlardır. Bunu söyleyenler Suriye'nin kuzeyini parselleyen, orada üstleri orada üstleri kuranlardır. Bunu söyleyenler koalisyon güçleriyle Suriye'de cirit atanlardır. Şu mantığa, şu akla bakın. İşgal edilen topraklar Azerbaycan'ın toprakları. Bir milyona yakın insan Topraklarından uzak yaşıyor. Artık hesap vakti geldi. Diyen Azerbaycan, ister istemez kendi göbeğini kendi kesmek zorunda kalmıştır. Çok güzel. Güzel, gayet iyi, gayet mantıklı, gayet yerinde değerlendirmeler. Arkadaşlar lütfen alınmayın. Aydın Taki arkadaşlar, genç gazeteci arkadaşlar için söylüyorum neler yapılması gerektiğini. Şimdi bu sayfanın tamamını açar mısın sizim? Mümkün mü? Türk'ün bağ... Hiçbirini açmam dedi. <laughs> tamam peki buna razıyım. Hadi tekrar buna gel tamam. Ha Bakın arkadaşlar bir gazete sayfası şundan ibarettir. Ve bu gazete sayfasına bir sürü bilgi, bir sürü haber de koymak zorundasınız. Yani gazetecilikte en çok rastladığımız şeylerden, şikayetlerden biri sayfada yer yok abi. Sayfada yer yok mu? Ben biraz sayfada yer açayım mı? Şu habere gelelim şimdi. Büyütelim şeyi e, sayfayı. Sayfada yer nasıl açılır? Bak bu e, eğitim e, hizmetinden dolayı ücret falan istemiyor. Bu ekstradan benim şeyim. Şimdi bakın arkadaşlar. Haberi şöyle yazıyor. Konu Erdoğan'ın da gündemindeydi. İyi. Ermenistan'ın işgal ettiği yerlerden çekilmesini isteyen Erdoğan. Ermenistan'ın işgal ettiği yerlerden çekilmesini istiyormuş demek ki Erdoğan. Öyle mi? Evet bunu anladık mı anladık tırnak içinde Ermenistan işgal ettiği yerlerden çekilmeli. E bunu zaten söylemiştik. Bir önceki cümlede bunu zaten söylemiştik. O zaman virgül bölgede diye başlayan bölümden itibaren tırnak içinde. Bak yer kazandık. İki satır kazandık. Bu benden size şey tüyolar. Ara 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 böyle e, vereceğim. Şimdi 9. dokuzuncu sayfaya da bir gelelim. Dokuzuncu sayfaya. Burada önemli bir haber var. Ateşkes diyenler 30 yıldır neredeydi manşette. Hemen bu habere bakalım. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır dedi. Şimdi burada bir tenakuz var eskilerin deyimiyle tenakuz var. Ne çelişki var? Çelişki ne? Ya Cumhuriyet Halk Partili Ünal Çeviköz ne demişti arkadaşlar? Türkiye Karabağa cihatçıları dolduruyor, savaşmak için Suriye'den cihatçıları götürüyor. Şu ana kadar böyle herhangi bir haber geldi mi? Bu haber doğrulandı mı? Hayır. Ama Aa, günler önce, 1 iki hafta önce Yeni Şafak'ta manşet oldu. Ermenistan Karabağ'da PKK devletçiyi kuruyor diye. Suriye'den bir sürü PKK'lının ve paralı askerin oraya gittiğini yazmıştı Yeni Şafak. Bu operasyonlardan çok daha önce. Bu operasyonlar sırasında da çıktı ve Türkiye'nin savunma bakanı Hulusi Akar da bunu söylüyor. Demek ki işin doğrusu ne? Türkiye oraya Onların deyimiyle Sorosçuların onlar cihadist demeyi çok severler. Cihatçıları götürmedi ama Ermenistan oraya bir takım paralı askerleri ve PKK'lıları götürmüşler. Milli Savunma Bakanı böyle söylüyor. E ayıp değil mi şimdi Ünal Bey? He? Teessüf ederim yani. Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Barışçıl yollarla çözüm diyenler, derhal ateşkes isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar, Dağlık Karabağ ile Azerbaycan'ın %20'si işgal altındayken, Hocalı'da barbarlıkla hak hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insanı katledi, insan katledilirken, milyonlarca insan evinden yurdundan edilmişken, 30 sene neredeydiler diye soran Akar şunları söyledi. Türkiye-Azerbaycan arasındaki münasebet iki devlet tek millet münasebetidir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır demiş, çok da güzel demiş. Efendim, şimdi isterseniz Yeni Şafak'a bir bakalım. Onlar nasıl değerlendiriyorlar iki günlük bu operasyonları, bu çatışmaları ona bakalım hemen. Efendim, bir alta inelim sonra sürmanşete bakalım. Evet, Azerbaycan ordusu işgal bitene kadar durmayacak. Ermeni askerleri tutunamıyor, kaçıyorlar. Karabağ'da provokasyon ve saldırılara karşılık veren Azerbaycan, Ermenistan ordusuna büyük darbeler vurarak bölgedeki denklemi değiştirdi. Ermeni birlikler dağıldı, askerler mevzileri te terk edip kaçıyor. Karabağ sınırına kontrol noktaları kuran Ermeni ordusuna, e, ordusuna kaçakları vurun talimatı verildi. Oo demek ki bayağı kaçak var ha. Kaçakları vurun talimatı öyle 3-5 kaçak için verilmez. Bayağı kitlesel bir kaçış var demek ki. Demek ki ordu bozulmuş. O yüzden böyle bir talimat verilir. Harekatın ilk gününden 6 köy ve e, Muroldağ gibi stratejik noktalar işgalden kurtul, kurtarılmıştı. Azerbaycan ordusu dün de Terter ter bölgesi yakınlarında e, Tal köyünün etrafındaki stratejik tepeleri işgalden temizledi. Ya arkadaşlar ben dün Fuzuli'yi e, 27 yıl sonra Fuzuli'yi geri aldı diye bir haber gördüm bir yerlerde. E, gazetelerde göremedim ben bugün onu haber mi gerçek değildi yoksa gazeteler yetiştiremedi mi anlamadım. Evet Ermeni birliklerinde bozgun yaşanırken tabur komutanı Lernik Babayan'ın öldüğü açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı bilgilere göre Azerbaycan ordusu 400 noktayı vurdu. 24 tank, zırhlı araç, 15 uçak savar hava savunma sistemi, 8 topçu bataryası ve 3 mühimmat deposu imha edildi. 15 İHA düşürüldü. Ermeni, Ermeni ordusunun 100'e yakın kaybı ve 550'ye yakın yaralısı var. PKK'yı cepheye sürdüler haberine bakalım hemen biraz aşağıda. Kardeşlerim, dostlarım, arkadaşlarım. Azerbaycanın Azerbaycan ordusu Fuzuli ve Cebrail'de Ermenistan ordusunun yanı sıra PKK'lı teröristlere karşı da mücadele veriyor. Bu iki bölge İran üzerinden getirilen Karabağ kuzeyi ise Sevan e, gölünden sahaya taşınan PKK'lı teröristlerin yerleştirildiği bölgeler olarak biliniyor. Sayın Ünal Çeviköze takdimimdir efendim bu haber. SİHA'lar 3. sınavı geçmiş. Türkiye'nin SİHA teknolojisi 3. başarılı sınavını Karabağ'da verdi. Daha önce İdlib'de Suriye mevzileri ve hava savunma sistemlerini yok eden bayraklar, Libya'da da darbeci Haftar güçlerini püskürttü, SİHA'lar Ermenistan'a ait savunma sistemleri ve araçlarını da tek tek vurdu. Yalnız arkadaşlar bu haberi verirken şuna dikkat edelim, Yeni, Çağlak, Yeni Şafak'taki arkadaşlara da uyarım olsun. Burada Türkiye'nin SİHA teknolojisi diyoruz ya bu tamam doğrudur ama yanlışlıkla Türk SİHA'ları falan demeyelim böyle haberlerde çünkü... Bakın İki iki devlet tek milletli de olsak Azerbaycan ayrı bir devlettir. Biz onlara sihaları sattık. Parasını da aldık, bir güzel koyduk cebimize hatta yedik bir bölümünü. Onlar kendi sihalarıyla savaşıyorlar. Kendi sihalarıyla Ermeni mevzilerini vuruyorlar. Bu ayrımı yaparsak çok güzel olur. Şimdi ee, ha ee, bakın orada neydi orada? PKK'yı cepheye sürdüler Ermenilerde oldu değil mi? Ee, burada ne var? CHP dış politikada yine Türkiye'nin karşısında yer aldı. Partinin dış politika baş danışmanı Ünal Çeviköz Azerbaycan'a verilen desteği maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldı ifade ediliyor diyerek eleştirdi. Ya Ünal Bey vallahi insanı çıldırtırsın sana. Vallahi deli edersin ha. Cihadistleri gönderdi dedin çıkmadı. Şimdi Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldı. Ya Amerika PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye yani, terör örgütüne 40 bin tırdan fazla silah yardımı yaptı. Ağzını açmadın bir adam. Ağzını açmadın deseydin ki hop bir dakikacık ya yapmayın deseydin ben gene kabul edecektim. Türkiye Azerbaycan'a silah yardımı yapıyormuş. Yapma yahu. <laughs> Amerika daha bir ay iki ay önce Azerbaycan'a 600 bin dolar para verdi. Niçin verdi? Ya bu kadar kendi vatanınızdan kopuk olmayın ya. Hem silah yardımı yaptı mı, silah sattı mı? İnsaf. Vallahi adamı deli eder bunlara. Deli eder ya. Deli oldum. Vazgeçme bak. Bakın biz bir gazeteci olarak, bir televizyon yorumcusu olarak ne kadar dikkatliyiz. Nerede o sayfa? Nerede o sayfa? Ne kadar dikkatliyiz. Burada ne diyordu SİHA'lar bölümü aşağıda? Bak SİHA'lar 3. sınavı geçti haberinde bile aksi bir şey olmamasına rağmen ne kadar sorumlu davranıyoruz ve aman diyoruz Türk SİHA'ları demeyin. Azerbaycan'ın kendisi SİHA'larıdır. Bizden satın almışlardır. Ya bir gazeteciyken oysa ben bunu okurum geçerim. Bana ne kim nasıl anlarsa anlasın. Bir sorumluluğum yok, bir şeyim yok. Ama sırtımda yumurta küfem var. Vatanıma karşı, milletime karşı, devletime karşı sorumluluklarım var. Azerbaycan halkına karşı, oradaki Türk milletine karşı sorumluluklarım var. Onları töhmet altına sokmayacaksın, töhmette bırakmayacaksın. Ama beyefendi Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkan yardımcısı baş danışmanı pardon Türkiye diyor Azerbaycan'a silah yardımı yapıyor. Pardon da kime yapacaktı? Yaptıysa bile kime yapacaktı? Filipinlere mi yapacaktı? Malezya'ya mı yapacaktı? Tabii Azerbaycan'a yapacaktı. Bu kadar sorumsuzluk var ya. Yani bu kadar sorumsuzluk ancak CHP danışmanlığında olur. Başka bir yerde Şeyi de e, atmış zaten kafası atmış belli Şu AKP'nin de kafası atmış e, CHP'li Çevik Öze Milletin utancısınız Demiş e, bir AKP'li e, Aydınlığın 9. sayfasında e, Bak şimdi Yani benim bile kafam atıyorsa AKP'lilerin kafası Hepten hepten atar yani Atmaz mı e, a, a, Tamam peki Abi sen devam etti olsun Ha geldi mi peki CHP Genel Başkan Baş Danışmanı Ünal Çeviköz'ün Türkiye'nin Azerbaycan'a cihatçı taşıdığı sözlerine yanıt veren Kişileri Bakan Yardımcısı bu asil milletin utancısınız dedi. AK Parti Sözcüsü Çeviköz'ün Türkiye'nin düşmanlarının sevincine ortak olduğuna dikkat çekerken Vatan Partisi'nden asıl sorun Türkiye'nin milli konularda sürekli bozguncu tavır alan Kılıçdaroğlu yönetimindedir çıkışı geldi. Her fırsatta Türkiye düşmanlığı cephesinde yer alan CHP Genel Başkan Danışma Baş danışma, e, CHP Genel Başkan Danışmanı Ünal Çeviköz bu sefer Azerbaycan üzerinden Türkiye karşıtlığı yaptı. Çeviköz'e Haber Türk'te katıldığı bir programda Azerbaycan Ermenistan arasındaki gerginlik soruldu. Bunun üzerine Çeviköz "Maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı ve bazı söylentilere göre bir takım cihatçı grupların aktarıldığı şeklinde haberler var." dedi. Ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Danışmanı bazı söylentilere göre bir takım diye açıklama yapmaz, 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 yapamaz. Yapamazsın kardeşim. Bak bazı söylentilere göre senin var ya kamaracı. Bazı söylen ben bunu desem benim üstüme yürür çocuk. Abi ne söylentisi ya? Ne diyorsun sen ya der. Söylentiyle iş mi olur ya? Bazı söylentilere göre Ünal Bey benim kulağıma geldi desem ne yaparsın? Dava açarsın değil mi? Oh, vallahi kalbim tuttu ya bu adamlar beni var ya sonunda hakkımdan gelecekler ha. Çevik Öz'ün sözlerine sözleri tepki çekti. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy sosyal medya hesabından bu asil milletin utancısınız demek ki, Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderecekmiş. Sizin iddialarınızı Ermeniler dile getirmiyor. Böyle bir günde muhalefet etmek adına Ermenistan tarafını tuttunuz ya yazıklar olsun. Batsın sizin siyasetiniz dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından CHP yönetiminin Ermenistan'ın sözlerine destek vermesini milletimiz en iyi şekilde değerlendirecektir diye yazdı. Çelik'in paylaşımları şöyle. Bu açıklama Türkiye karşıtı ahlak dışı bir provokasyondur. Ermenistan'ın Dışişleri Bakanı ve Moskova Büyükelçisi tarafından dile getirilen bu yalanların maksadı bellidir. CHP sözcüsünün eş zamanlı olarak bu yalanları ifade etmesi manidardır. Ermenistan tarafı bu yalanları Türkiye'nin Azerbaycan'la dayanışmasının önünü kesmek için üretiyor. Ermenistan'ın yalanlarını aynı cümlelerle CHP'den duyuyoruz. Bu benzerlik utanç vericidir demiş. Başka var mı? Ha, Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, Çeviköz'ün rahatsızlığının şaşırtıcı olmadığını belirtti. Çeviköz'ün her fırsatta Türkiye karşıtı konumlandığını hatırlatan Reyhan şunları söyledi. Ünal Çeviköz'ün Türkiye'nin Azerbaycan'a olağan desteğinden rahatsız olması şaşırtıcı değil. Sayın Çeviköz, Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, S-400, PYD ile mücadele gibi siyasetlerinin tümüne karşı da açıklamalar yapmıştı. Türk dış işlerinde yıllarca görev yapmış birisinin Türkiye'ye karşı konumlanması ibret vericidir. Ancak sorunun, sorun tek başına Sayın Çeviköz değildir. Türkiye'nin milli konularda sürekli bozguncu tavır alan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindedir. Türkiye elbette her açıdan Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Türkiye'nin Azerbaycan'a destek için silah ya da milis gönderip göndermediğini bilmiyoruz. Ama gönderdiyse de doğrusunu yapmıştır. Bundan rahatsız olanların kalbi Türkiye ile birlikte atmıyordur demiş. Arkadaşlar ben biliyorum gönderdi. Mesela dün değerli Azerbaycan'dan bağlanan değerli konuğumuz ne dedi? Azerbaycan ordusu dedi. Sovyet ordusu aldıktan sonra milli ordu haline gelebilmek için çok uğraştı. Bunda da Türkiye'den gelen askeri danışmanlar ve teknoloji çok etkili oldu dedi. Ünal Bey bunu da bir, bir, bir zahmet fitleyi verin. Ya ulusal kanalda bir Azeri yetkili zaten bunu söyledi. Ben yalan söylemiyorum falan diye. Şeye Fransa'ya, Amerika'ya, Ermenistan'a falan bir fitleyi verin. Yani böyle ya bu Türkler böyle ya dayanışıyorlar kendi aralık. Abi sanırsın şeyle ne bileyim Norveç'le dayanışma içindeyiz ha. Anlatamadım ki. Sanırsın Kongo'yla dayanışma. Ki onlarla da dayanışma içine gireriz. Her kim ki. Bak Ünal Bey. Her kim ki. Herhangi bir örgüt ki. Herhangi bir devlet ki. Emperyalizme karşı. Atlantik'e karşı. Sömürüye karşı. Kendi devletinin. Kendi milletinin bağımsızlığı için ayağa kalkar. Her hangi bir devlet ki emperyalizme karşı özgürlüğünü, bağımsızlığını korumak için harekete geçer ve Türkiye'ye doğru dönüp bakar, Türkiye ona destek olur kardeşim. Amerika, Fransa, bilmem kim. İtalya Libya'yı bölüşmek üzereydi. Libya döndü, Türkiye'ye doğru baktı. Türkiye bütün desteğini vardı oraya. Artık bu kafayı bırakın ya. Oho nelerle uğraşıyoruz ha. Can Ataklı da rahatsız olmuş. Can abi sana ne ya? Sen karışma böyle işlere şahit yazarlar. Yok şaka söylüyorum. Can Ataklı demiş ki ne işimiz var ya yani orada bizim? Ha? Ne işimiz var demiş orada. Ee, Azerbaycan'da ne işimiz var orada niye bir cephede? Ha burada burada haber burada. Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği can ataklığı rahatsız etti. Ermenistan dün sabah askeri mevziler ve sivillerin yaşadığı köyleri bombaladı. Eee... Azerbaycan Ermeni güçlerine anında karşılık verdi. Türkiye'den Azerbaycan'a destek verilirken gazeteci Canat, Canat bir cephede Azerbaycan'da açılmasın çıkışı geldi. Ne demiş? Bir cephede Azerbaycan'da açılmasın demeçler, açıklamalar, sert şu anda kamuoyunda sempati yaratıyor olabilir ancak Türkiye'nin bugünkü ortamda Azerbaycan-Armenistan sürtüşmesine aktif olarak girmemesi gerekir. Yine bir maceraya girme hevesinde olduklarını fark ediyorum. Tabii iktidarın bu tür şeylere ihtiyacı var aslında. E, toplumun önemli bir kesimi bu tür hamasi çıkışlara destek verir. Bunlar çok hoşuna gider ancak Türkiye'nin yeni bir askeri cepheye tahammülü olmamalı. Şu anda zafer çığlıkları atılıyor olabilir ama inanın bir süre sonra yine aynı şekilde yanlış yaptık. Keşke içine dalmasaydık türü itirafların gelmesi kaçınılmazdır. Vakit yine geç olmamalı demiş. Ya bu ben bu lafları nerede duydum en son? Çok benziyor ya. He Ha Amerika İran'a ambargo koyuyor, yaptırımlar uyguluyor falan. Ha saldırdı, ha saldıracak. Deniz, denizaltılarını, e, uçak gemilerini gönderiyor. E bizimkiler ne diyor oldu can abi gibi der. Ya biz karışmayalım. Ya bir nasıl karışmayalım? Adamla o kadar bağlantımız var ya. İran'ın %40'a yakını Türkmen Türkü. Yok biz karışmayalım. Bir cephede orada açılmaz. İyi peki, ta tamam, açılmasın hadi. Irak'ın kuzeyinde Amerika tutmuş, Barzani'ye devlet kuruyor. Müdahale edeceğiz. Ya bir cephede orada açılmasın şimdi, ne işimiz var orada? Suriye'nin kuzeyinde e, Kandil'den gelen PKK'lılar, Kantonlar kurmuş, aynelerap bilmem ne falan. E, belli artık işte Suriye'nin kuzeyini kopartacaklar. Türkiye'nin güneydoğusunu olsun kopartacaklar. Irak'ın kuzeyini İran'ın güneybatısını kopartacaklar. E bir ikinci İsrail kuracaklar. Ya ne işimiz var Suriye'de? Allah Allah. Bir cephede orada açmayalım. Tövbe ya Rabbim, tövbe olsun. E şimdi bu arkadaşlar zannediyor ki Azerbaycan Türkiye'den ayrı bir yerdir. Norveç'tir, Danimarka'dır falan değildir arkadaşlar. Azerbaycan toprağı Türk toprağıdır. Türkler yaşıyor üstünde ve Azerbaycan bir şey olduğunda bize de bir şey olur. Biz kendimizi koruyoruz orada. Ama geldi anlat yani. Ee, ben anlatamayacağım valla Ahmet Hakan bir cevap vermiş bu tür şeylere. Tam da şeye cana taklıya cevap verir gibi vermiş sanki. <laughs> Azerbay Orada ne işimiz var sorusunun cevapları Azerbaycan'da şöyle bir işimiz var. Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur. Libya'da da Libya'da şöyle bir işimiz var. Meşru hükümet bizi yardıma çağırdı. Daveti icabet ettik. Ayrıca meşru hükümetle dünyayı afallatan bir anlaşma imzaladık. Yani çıkarlarımıza da gayet uygun bir sonuç aldık. İşimiz buydu yani. Doğu Akdeniz'de şöyle bir işimiz var. Mavi Vatan diye bir vatanımız var bizim. Ellerinden gelse vatanımıza adım atmamıza bile izin vermiyorlar. Biz de orası bizim vatanımız yahu diyerek gemilerimizi gönderdik. İşte işimiz böyle bir şeydi. Suriye'de ne işimiz var? baştan bir e, belki pek işimiz yoktu ama sonradan durum değişti. Hemen yanı başımızda sınırları değiştirmeye kalktılar, devletçikler oluşturma, oluşturmaya başladılar. Müdahale etmemiz şarttı, bu şartı yerine getirdik. İşimiz buydu. Can abi, işimiz bu. Allah. Ha, e, bir de Ünal Çeviköz'e e, bir cevap vermiş Ahmet Hakan. E, ona da bir bakalım biraz aşağıda arkadaşlar. Biraz aşağıda. Evet, Ünal Çeviköz'de de demiş ki Ahmet Hakan ee, CHP'li Yunal Çeviköz şöyle demiş. Bazı söylentilere göre Türkiye'nin Azerbaycan'a cihatçı milisler yolladığına dair haberler var. Cihatçı dendiği anda en haklı davran davranan bile pardon. Cihatçı dendiği anda en haklı davanın bile imajının yerle bir olacağını dünya kamuoyunda hem de Türkiye'nin hem de Azerbaycan'ın feci bir duruma düşeceğini, vatan savunması yapan Azerbaycan'ın yalnızlaşacağını, haksız Ermenistan saldırılarının meşruiyet kazanacağını Ünal Çeviköz gibi deneyimli bir diplomat bilmez mi? Bilmez olur mu? Tabii ki bilir. Keşke bilmese. O zaman hiç değilse bilmiyor. Ya cahilliğinden yapıyor. Niyeti kötü değil. Deme şansımız olurdu. Bize o şansı da vermiyorsunuz. O şansı da vermiyorsunuz. Ne yapabiliriz ki? <laughs> Hiçbir e, tutar tarafınızı bırakmıyorsunuz şekerim. Yok yani. Okan <laughs> arkadaşımız Twitter'dan iyi tanıyoruz artık. Ee, Ünal Çeviköz'ün bu sözleri üzerine diyor ki Türkiye'nin Ermenistan'la savaşsın diye cihatçı gönderdiğini süren CHP Genel Başkan Yardımcısının haber kaynağı Londra merkezli uyduruk bir kuruluş kendi ağzıyla itiraf ediyor. İngiliz iddialarıyla Türkiye'yi töhmet altında bırakan bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız. Ünal Çeviköz'ün geçmişine baktığımızda tam da FETÖ'nün Ermeni açılımını kurguladığı dönemde Bakü büyükelçiliği yapmış. FETÖ eşittir CIA olduğuna göre Ermeni açılımında Azerbaycan tarafını ikna görevi verilmişse CIA'ya çalıştığı da açıkça ortaya çıkıyor. Yoksa bu kadar ihanet normal mi? Arkadaşlar düzgün konuşan ve tek soru yönelten kişisiniz. Cevabı da hak ediyorsunuz demiş Ünal Çeviköz. Bu sözlere karşı teşekkür ederim. Söylediğiniz gibi bir iddiada bulunmadım. Başkalarının söylediklerine kanmayınız. Söylentiler, haberler var dedim. Kaynakta Londra'da yerleşik Suriye insan hakları gözlemevidir. Saygılar diyor. Şimdi büyük elçilik yapmış, diplomatlık yapmış biri diyor ki Söylediğiniz gibi bir iddiada bulunmadım. Ben iddia etmedim diyor. Ben söylentiyi dile getir. söylentiyi dile getiremezsin. Nasıl büyük elçilik yaptın? Kaynağı da neymiş? Kaynağını da açıklamış. Kaynak da Londra'da yerleşik Suriye insan hakları gözlem saygılar demiş. Sayın Ünal Çeviköz. Bilmiyorum ulusal kanalla ne kadar ilgilisiniz. Nefret, nefret ediyor da olabilirsiniz. Çok da umurumda değil ha. Ama bu kanalı izleyenler, Suriye'de insan hakları gözlem evinin, Suriye insan hakları gözlem evinin, İngiltere'dedir yeri. Suriye halkı aleyhine, Suriye ordusu aleyhine, Suriye devlet başkanı Esad aleyhine, Amerika tarafından, İngiltere tarafından yüzlerce yalanın kaynağı olduğunu yüzlerce defa anlattım ben burada. Yüzlerce defa. Yok işte e, savaş suçu işliyor Suriye. Yok işte Suriye kimyasal silah kullanıyor. Yok işte Suriye sivil hedefleri. Bunların hepsi yalandı. Ve emperyalizmin kullandığı kullanışlı araçlardan biridir. İngiltere merkezli Suriye insan hakları gözlemevi. Ve siz hala Suriye insan hakları gözlemevine dayanarak bir söylentiyi dile getiriyorsanız bir savaşın en kızgın ortamında yapılabilecek hiçbir şey kalmamış sizin için. Hadi. Allah selamet versin. Efendim birileri söylentilere gelsinler, biz gerçeklere bakalım. Bu Karabağ meselesi nedir? Karabağ neden birdenbire patladı? Paşinyan yüzünden patladı. Bir Rus uzman ne diyor? Şöyle diyor. Ee, ne diyor ha? Paşinyan döneminde ABD ile stratejik ilişki. Nikol Paşinyan Ermenistan'da 2018 yılında yapılan seçimlerde iktidara geldi. Rusya'ya yakınlığıyla bilinen Ser Sarkisyan'ı devren Paşinyan. Bunu bir kadife devrimi olarak niteledi. Liberal söylemleriyle dikkat çeken Paşinyan daha fazla demokrasi ve daha fazla özgürlük vaatleriyle iktidarın ilk gününden batıya göz kırptı. İki yıllık iktidarında ABD ve NATO ile ilişkilerini geliştirdi. Paşinyan'ın geçen yıl Temmuz ayında yapılan NATO zirvesine katılması batı ile ilişkilerinin gidişatı hakkında ipuçları veriyordu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 2018 yılında Ermenistan'ı ziyareti sırasında Ermenistan-ABD ilişkilerini güçlendirmek için gerçek bir şansa sahip olduklarını ve bu şansı kullanmaya hazır olduklarını söyleyen Paşinyan, ABD'den silah almaya da yeşil ışık yakmıştı. Hani diyor ya Ünal Çeviköz, Türkiye silah gönderiyor bak. Ermeniye de ABD gönderiyor. Uyanık. Eğer ABD uygun teklif verirse bunu değerlendireceğiz ifadeleri Rus kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bu arada Bolton'un ziyareti Ermenistan'a 1997'den bu yana ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı seviyesinde ilk ziyaretti. Bolton da ziyaret sırasında buna dikkat çekerek Ermenistan'la ilişkilerin ABD için stratejik önem taşıdığını vurgulamıştı. Diğer yandan Paşinyan döneminde geliştirilen stratejik ilişkiler kapsamında ABD ve Ermenistan arasında 2019 Mayıs ayında stratejik diyalog görüşmeleri başlatılmış. Arkadaşlar bu konuyu anlamak istiyor musunuz? İstiyorsunuz. Peki o halde. Ulusal Kanal Yönetim Kurulu üyesi ve dış haberler da uhtesinde taşıyan bu işin ustası arkadaşımız Mehmet Kıvanç'tır. Mehmet Kıvanç bir analiz haber hazırladı. Eğer işin doğrusu nedir Ermenistan'da? Ermenistan neden Karabağ olayını şimdi alevlendirdi? Biz Mehmet Kıvanç'ın haberinden öğrenebiliriz ancak hemen bakalım. Türkiye kuşatılırken Rusya da çevreleniyor. Amerika'nın Kafkas planı Türkiye ile aynı anda Rusya'yı da hedef alıyor. Amerika açısından Kafkasya'nın üç temel özelliği var. Rusya'nın güney sınırını tehdit etmesi, Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayan hattın üzerinde olması, Çin'in Avrupa'ya uzanan kuşak yol projesi güzergahını tam ortadan kesmesi. Amerika stratejik önemi nedeniyle Ermenistan'ı adeta istihbarat ağıyla ördü. Bu amaçla Ermenistan'ın başkenti Erivan'a Avrupa'nın en büyük diplomatik misyonunu inşa etti. Ajanlık faaliyetlerini diplomasi perdesi arkasına saklayarak onlarca CIA ajanını bölgeye yolladı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sitesine göre ülkede eşleriyle birlikte 84 Amerikalı diplomat bulunuyor. 2018 yılı tarihli Aydınlık Gazetesi haberinde CIA'in bölgedeki casusluk ağına ilişkin çarpıcı ayrıntılar yer alıyor. Aydınlığa konuşan kaynaklar, turuncu kalkışma uzmanlarından paralı asker simsarlarına kadar çok sayıda karanlık ismin Ermenistan'a konuşlandığını raporluyor. Ermenistan'ın bugünkü başbakanı Nikol Paşinyan. Paşinyan Sarkisyan yönetiminin sokak hareketiyle devrilmesinin ardından 2018 Mayıs'ında başbakanlığa seçilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ağustos ayında yaptığı açıklamada Ermenistan yönetiminin Soros Vakfı bağlantılı olduğunu söyledi. Soros Vakfı'nın yakın zamanda Ermenistan'a pandemiyle mücadele için 600 bin dolar vermesi tesadüf değil. Başka hangi ülkeye maddi yardımda bulundular? Eski Sovyet ülkelerinden hiçbirine. Azerbaycan'a yardım ettiler mi? Hayır. Erivan'daki Amerikan istihbaratının adamları bakanlıklardan muhalefet partilerine, medyadan sivil toplum kuruluşlarına kadar bütün Ermeni devlet kademelerine sızmış durumda. Artık Ermenistan'ın ekseninin kaydığını herkes kabul etmeye başladı. Buna bağlı olarak son dönemde Ermenistan'da devlet ve siyasi çevrelerinde Rusya ile işbirliği taraftarlarının tutuklandıkları ve tasfiye edildikleri bir süreç yaşanıyor. Bu temizlik harekatı iş dünyasına da yansıdı. Rusya açık bir şekilde bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu temizlik harekatı iş dünyasına da yansıdı. Rusya açık bir şekilde bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. 2019 Ekim ayı Barış Pınarı sonrası Temsilciler Meclisi'nde sözde soykırım tasarısının kabul edilmesi, Ermenistan'ın Amerikan devletinin resmi yardım programında bulunması, Amerikan seçimleri yaklaşırken ABD'deki Ermeni lobisinin kışkırtıcı faaliyetlerine hız vermesi de ayrıca dikkat çekiyor. Aradan geçen uzun yıllara karşın Minsk grubu bölgedeki sorunların çözümünde yapıcı rol oynayamadı. Bunun yerine uzmanlar Türkiye, Rusya ve İran'ın Karabağ sorununa aslana ruhuyla yanıt arayabileceğini belirtiyor. Evet, durum bu. Ha yetmedi mi? Daha mı bilgi istiyorsunuz? Olur. Tamam. Bizim işimiz size bilgi vermek. Kabul. Peki o zaman Mehmet Kıvanç'ın analiz haberini izledikten sonra Teoman Ali'nin hazırladığı özel bir haber sunalım size. İşte isim isim Ermenistan'da gerçekleşen Soros darbesi sonrasında oluşan devlet yönetimi. Paşinyan'ın Ermenistan'a Soros darbesiyle geldiği artık çıplak bir gerçek. Paşinyan Amerika destekli Benim Adımım isimli darbeden sonra hemen devlet yönetimine çalışma arkadaşlarını da getirdi. Arkadaşlarının ortak özelliği Soros'un Ermenistan ayağı olan Açık Toplum Enstitüsü Erivan kurucuları olması. İşte o isimler. Sasun Kaçataryan, Özel Soruşturma Servisi Başkanı. Ararat Mirzoyan, Ulusal Meclis Başkanı. Miher Grigoryan, Başbakan Yardımcısı. Armen Grigoryan, Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri. Mikitar Hayrapetyan, Eski Diaspora İşleri Bakanı. Lilit Makunts, eski Kültür Bakanı, Arayi Karutyunyan, Eğitim Bakanı, Arsen Torosyan, Sağlık Bakanı, Suren Papikyan, Yerel Yönetimler ve Altyapı Bakanı, Artak Zeldanyan, eski Adalet Bakanı, Ashot Hakobyan, eski Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri Bakanı, Manetandilyan, Ulusal Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı ve eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, Sos Avetisyan, Paşinyan'ın başkanlığındaki Benim Adımın Bloğu vekili ve aynı zamanda Soros Vakfı'nın daimi üyesi. Hovannes Hovannisyan, Ulusal Meclis Vekili. Daniel Ionisyan, Seçim Reformları Komisyonu Başkanı. Arevik Anopiosyan, Eğitim Bakanı Yardımcısı. Soros Vakfı tarafından finanse edilen programlara başkanlık ediyor. Gayene Abrahamyan, Ulusal Meclis Vekili. Vakıf tarafından finanse edilen Hak Eşitliği için isimli STK'nın başkanı. Taguhi Gazaryan, Ulusal Meclis Başkan Vekili. Efendim televizyon gazetesine devam edelim. Nerede kaldık biz Harun? Paşinyan'da kalmıştık değil mi? Ee, bir e, ABD'nin Kafkas kuşatmasını Mehmet Kıvanç'tan aldık. Bir de Paşinyan'ın nasıl e, de, Ermeni devletini Soros devleti haline getirme. Tamam bir de bir de şu Paşinyan meselesini biraz daha açalım. Bir de Tevfik Kadan'dan e, izleyelim Paşinyan'ı. Tevfik Kadan arkadaşımız bir tweet dizisi hazırlamış. Çok bilgilendirici bir tweet dizisi bu. Ee, şu Paşinyan'ı biraz daha yakından tanıyalım. Tanıyalım bakalım hadi. Bir, Ermenistan'ın arkasında kim var? Rusya mı Amerika mı? Gelin Nikol Paşinyan'ı biraz daha yakından tanıyalım. Hadi bakalım. 2000'lerin başı renkli devrimler çağıydı. Eski Sovyet ülkeleriyle Balkanlar yeniden dizayn edilecek. Batı yanlısı hükümetler kurulacaktı. Savaş biçimi değişmişti. Daha fazla demokrasi ve özgürlük pazarlanarak statüko devrilecekti. Düğmeye Yugoslavya'da basıldı. 3. Önce Miloševiç'e karşı buldozer devrimi yapıldı. İnsanlık suçlarının baş mimarı olarak sunulan Miloševiç hapse atıldı. Yargılamalar sırasında hayatını kaybetti. Sonuçta maksat hasıl oldu. Yugoslavya tarihten silindi. Sonrası malumunuz suçsuz olduğu ortaya çıktı. 4. Ardından Gürcistan'da Gül Devrimi 2003, Ukrayna'da 2004'te Turuncu Devrim, Irak'ta 2005'te Mor Devrim, Kırgızistan'da 2005'te Lale Devrimi. Derken Sovyet etkisi bütün dünyada kırılacak, yerine ABD'nin piyon devletçikleri kurulacaktı. Sıra Ermenistan'a geldi. 5. Ermenistan'da da renkli devrimin zeminini basın hazırladı. Başı çeken Batı yanlısı Haykakan Zamanak gazetesiydi. Editörlüğünü Nikol Paşinyan yapıyordu. Koçaryan ve Sarkisyan hükümetlerine karşı eleştirel tutumuyla öne çıkıyordu. 2008'deki ilk darbe girişiminde aktif rol aldı. 6. Paşinyan açıkça bunun bir turuncu devrimi olduğunu ilan ediyordu. O dönem Sarkisyan darbeyi bastırdı, Paşinyan ise hapse mahkum edilince kaçtı. Bu süreçte Batı basında boy göstermeye başladı. Ulan Can Gündar aklıma geldi ya. Batı basınında boy göstermeye başladı dediğinde. Radio Free Europe, Radio Liberty'e sık sık röportajlar verdi. 2009'da teslim oldu. 2011'de Afla serbest bırakılınca siyasete girdi. Sivil sözleşme denilen bir harekete liderlik etti. Aradığı fırsatı 2018'de yakaladı. Ermenistan'da bir kadife devrimin yaşandığını ilan ederek destekçilerine tüm hükümet birimlerini felce uğratma çağrısı yaptı. 8 sonuçta iktidar devrildi. Paşinyan başa geldi. İlk günden ABD'ye göz kırptı, silah almaya yeşil ışık yaktı, NATO zirvesine katıldı, Bolton'u Erivan'da ağırladı. Bolton ziyarette şunları söyledi. Ermenistan, ABD ilişkilerini güçlendirmek için gerçek bir şansa sahibiz. 9. Şansın suratına baka, surata bak çaydan ne şans buysa şanssızlık Allah bilir benim suratımdır. Töbe tövbe. 9. Fakat Paşinyan'ın istediği her şey yolunda gitmedi. Halka verdiği ekonomik kalkınma vaatlerinin hiçbirini yerine getiremedi. Batı kaynaklarından yeterince fon sağlayamadı. Üstüne bir de pandemi eklendi. Bugün hasta yoğunluğunda. Ermenistan dünyada lider konumda. 10. Paşinyan demokrasi vaatlerini de hızla unuttu. Önce anayasa mahkemesi üyelerini azletti. Ardından en büyük rakiplerinden Gagik e, 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 Sarukyan'ı milletvekilliğinden azlettirip hapse attırdı. Gelenekçileri karşısına aldı. Tam bir Soros rüzgarı estirmeye çalıştı. 11. Fakat rakipleri de boş durmadı. Sarkisyan ve Koçaryan birleşti ve Paşinyan'la ilgili önemli belgeler yayınladı. Sigara kaçakçı... Ohoho! Sigara kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı gibi ekonominin kara bölümlerinde Paşinyan ve ailesinin kontrolü olduğunu gösterdiler. Vay üç kağıtçı vay. 12. Halk içinde huzursuzluk giderek yükselmeye başlamıştı. Ekonomi kötüye gidiyor, demokrasi, demokrasi rafa kaldırılıyordu. Paşinyan için mafya babası söylen, söylemleri giderek yükseliyordu. Çıkış için yapılması gereken belliydi Azerbaycan'a saldırmak. 13. Burada bir parantez açmak gerekiyor. Rusya, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a iadesi konusunda netti. Lavrov planı çerçevesinde kademeli olarak Ermeni işgali sona erdirilecekti. Putin Ali'ye ve söz vermiş, görüşmeler başlamıştı. Sarkisyan devrilince Paşinyan planı reddetti. 14. Bugün Paşinyan şunu hesaplıyor, ben Azerbaycan'a saldırırım. Ya Rusya beni destekler ve Azerbaycan darbe alır ya da desteklemez ve kamuoyuna bakın Rusya bize destek olmadı diyerek dümeni batıya kırarım. Dikkatleri de dışa yöneltir, içerideki baskıyı azaltırım. 15. Aslında Paşinyan... Rusya'nın başını çektiği Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün kendisine yardıma gelmeyeceğini çok iyi biliyor. Nihayetinde Dağlık Karabağ resmi olarak Azerbaycan'ın parçası ve buradaki bir çatışma örgütü ilgilendirmiyor. 16 Özetle bugün yaşananları Ermenistan'daki Soros darbesinden ayrı düşünmemek gerekir. ABD bölgedeki nüfuz alanını genişletmek, Kafkaslardan Rusya'yı kuşatmak istemektedir. Bugün Ermenistan, ABD'nin Avrupa'daki en büyük diplomatik misyonuna ev sahipliği yapıyor. 17. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı sitesine göre ülkede eşleriyle birlikte 84 ABD'li diplomat bulunuyor. Ancak sayının daha da fazla olduğu tahmin ediliyor. Bunların diplomatik misyonlar dışında çok sayıda faaliyet yürüttüğü de değerlendiriliyor. 18 Rent Corporation raporu bakın ne diyor. Karabağ'da ihtilaf büyüyecek ve savaşa dönüşecek. Ermeniler başarı sağlarsa Türkiye yönetimi Azerbaycan safında savaşa müdahale edecek. Ermenistan'ın yenilmesini önlemek için ABD bu ülkeye bir askeri yardım köprüsü kuracak. 19, bugün ABD Gürcistan'ı işgal ederek Ermenistan'a yardım köprüsü kurmuş durumda. Buradaki üstünden binlerce araç Ermenistan'a yardım götürüyor. Gürcistan'dan gelen ambulansların içinden silahlar çıktığını gözlerimizde gördük. 20, cepheleşme ortadaysa çözüm de ortada. Bir kez bir kez daha Astana formatı ile ABD ve kuklasını yenebiliriz. Türkiye, Rusya ve İran işbirliğiyle Dağlık Karabağ sorununu çözebiliriz. Can Azerbaycan'ın acılarına merhem olabiliriz. Evet, e, ne diyor? Bir kez daha Astana formatıyla sorunu çözebiliriz. Astana formatıyla sorun nasıl çözülür? Ha bilmiyorum. Ama şey biliyor. E, Genel Kumay eski istihbarat başkanı e, İsmail Hakkı Pekin biliyor. Karabağ sorununu Astana modeli diyor. Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin. Dur bakalım çözüm nasıl olur? Efendim Azerbaycan ordusunun Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Karşı operasyonda Nüzgar, Büyük Mercanlı, Kent Horadiz, Yukarı Seyit Ahmetli, Yukarı Abdurrahmanlı, Karahanbeyli ve Garvent köylerini işgalden kurtaran Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ardından Tekekaya ile Ağdağ bölgelerini kontrol altına aldı. Ayrıca Talışköy'ü e etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolün ele geçirildiği bildirildi. Murodağ'ın önce batısı sonra doğusunu kontrol altına alan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan ordusuna ait ondan fazla hava savunma sistemini, aralarında tankların da bulunduğu 20'ye yakın zırhlı aracı imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov basın açıklamasında Ermenistan ordusuna ait 24 tank ve zırhlı aracı, 15 OSA tipi uçak savar sistemini ve 18 İHA'yı imha ettiklerini söyledi. Ermenistan tarafının kayıplarını gizlediğini belirten Eyvazov, düşman kayıpları arasında bulunan cesetlerin bir kısmı Suriye'den gelen Ermeni asıllı savaşçılar olduğu tespit edildi. Ermeni tarafı bu bilgiyi hem yerel hem de uluslararası toplumdan saklıyor ifadesini kullandı. Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki son gelişmeleri eski genelkurmay istihbarat daire başkanı, emekli korgeneral İsmail Hakkı Pekin'le konuştuk demiş. Arkadaşlar bana burası lazım zaten. Bak e, buraya kadar olan bölüm 1. sayfada, 8. 9. 10. sayfalarda, 14. sayfalarda verilebilir. E, ama bir röportaja girerken bu bilgilerin başka sayfada olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, Elif İlhamoğlu, başarılı röportajlarıyla öne çıkmaya başlayan Elif İlhamoğlu, İsmail Hakkı Pekin'e soruyor. Diyor ki, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki son gelişmeleri değerlendirebilir misiniz? Kısa süreli bir çatışma mı yoksa daha kapsamlı bir savaşa evrilebilir mi? Diğer yandan, Agit ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Kurumlardan ateşkes çağrıları yapılıyor. Gerçekçi buluyor musunuz? İsmail Hakkı Pekin Paşam cevap veriyor, şunları söylüyor. Diyor ki, Olayın büyük bir savaşa evrileceğini sanmıyorum. Başta Rusya ve İran buna izin vermez. Niye? Neden izin vermesin? Karışmıyor işte Rusya. İran'da orası İslam toprağıdır diyor. Ee, Allah Allah. Keşke yüz yüze konuşabilseydik Pekin Paşa'mla. Güney Kafkasya'da bir denge var. Özellikle Rusya'yı çevrelemek isteyen NATO ve ABD'nin Güney Kafkasya'da yürüttüğü faaliyetler var. Bölgede bir kaos ve kargaşa çıkması, bölgede terör faaliyetlerinin artmasına ve dengenin Rusya İran Türkiye aleyhine bozulmasına neden olabilir. He. Bu işin masada kesin olarak çözülmesi ise uzun zamana ihtiyaç var. Elif sormuş. Paşam demiş Temmuz ve Eylül aylarında Tovuz ve Karabağ'da gerginlik devam etti. Çatışmaya hangi sebepler yol açtı? Ermenistan'ın saldırılarının hedefi ne? Paşam da demiş ki Ermenistan Cumhurbaşkanı Paşinyan ABD ve Batı alması bir davranış içerisinde. ABD Paşinyan üzerinden kışkırtmalara başvuruyor. Paşinyan Rusya'yı dinlemiyor. ABD ve Batı ise bu çatışma ile Azerbaycan'ı, Türkiye-Azerbaycan Türkiye -Azerbaycan ilişkilerini ve gücünü test, e, test etti. Batı Azerbaycan'ın durumunu özgüvenini görmüş oldu. Azerbaycan ve Türkiye işbirliği ve ile Batı bu bölgede kolay kolay kaos yaratamayacağını görmüş oldu. Rusya ise bir süre daha Ermenistan'ın hırpalanmasının önünü açacaktır belirli bir denge sağlanana kadar. Çünkü Moskova daha yakın dönemde Ermenistan'a 5 rayonu Azerbaycan'a geri verin çağrısı yapmıştı. Paşinyan dinlememişti. Bu iş nereye varır? Kazım Karabekir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi o dönemde Rusya Kızıl Ordusu ile Kafkaslar'da sınır çizerek İngilizleri uzaklaştırdı. Şimdi de aynı şekilde Güney Kafkasya hassas bir bölge, Rusya için de öyle, Türkiye için de öyle, Selefiliğin gelişebileceği bir bölge, Batı burada bir oyun oynayabilir. Hem Rusya'yı kuşatıp hem İran'ı Azerbaycan üzerinden kışkırtıp hem de Türkiye'nin enerji hatlarının güvenliğini etkileyebilir. Burada çıkacak terör doğrudan Türkiye, Rusya ve İran'ı etkiler. Bu ülkelerin istikrar ve terörle mücadelesini etkiler. Elif soruyor tekrar. Paşam diyor Karabağ sorunu 30 yıldır agitle çözülemedi. Her türlü diplomatik yol denendi. Karabağ sorununa da Astana modeli uygulanabilir mi? Ha şimdi bakalım Paşa ne diyecek dur. Dur, dur bakalım Paşa diyor ki Güney Kafkasya'da uzun süredir Rusya'ya yöneltilen bir tehdit var. Batı Ermenistan'ı, Azerbaycan ve Gürcistan'ı NATO'ya dahil etmeye çalışıyor. Batı, şöyle okumak lazım, Batı Ermenistan'ı, Azerbaycan ve Gürcistan'ı NATO'ya dahil etmeye çalışıyor. Rusya buna karşı. Rusya, Rusya da bir süredir bu projeye karşı Azerbaycan'ı destekliyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise Batı ile hareket ediyor. Diğer yandan bu bölge İran içinde hassas bir bölge. Azeri Türklerinden dolayı ABD Fransa ise bölgede hem Türkiye'ye karşı hem de iç kamuoylarına yönelik seçim ve benzeri şeylerde Ermeni diasporasını kullanmak istiyor. Kafkaslardaki bu planlara karşı Rusya, Türkiye ve İran Astana modelini kurabilir. Hatta Suriye-Libya krizleri de buna dahil edilip bölgesel istikrar sağlayabilecek bir sistem inşa edilebilir. Çünkü hem Türkiye hem Rusya için çok önemli bir bölge enerji hatları var, ortak çıkarlar var. Türkiye, Rusya ve İran ortak bir platform oluşturabilir. Son bir şey daha sorabilir miyim paşam diyor. İsmail Hakkı Paşa buyur sordu. Elif şu soruyu yöneltiyor. Çatışmanın bölgesel sonuçları olabilir mi? Türkiye nasıl etkilenir? Paşamın cevabı şu. Bölgede istikrar sağlanmazsa terör faaliyetleri artabilir. Batı, Selefi grupları ve PKK'yı burada örgütlemeye çalışıyor. Bölgede bir bir kargaşa Türkiye'yi olumsuz etkiler. İran, Kafkasya ve havza Hazar Havzası'nı düşünün. Bu bölgedeki bir kaos bölgeye başta ABD olmak üzere başka güçlerin yerleşmesine zemin hazırlar ve hem İran'ı hem de Türkiye'yi sınırlar. ABD'nin böyle bir hedefi var. E bizi zaten güneyden çevrelemeye çalışıyorlar. Şimdi burada kaos ve terör yaratarak kuzeyden de çevreleyebilirler. Yani Kafkasya'da çıkacak bir kaos hem İran'ın hem Türkiye'nin hem Rusya'nın aleyhine olur. Bu üç ülke ortak stratejik bir plan ile Kafkaslar'da yaratılmaya çalışılan Kaosu ve planları engelleyebilir. Geldik yine başladığımız yere değil mi? Nerede başlamıştık? Şurada başlamıştık. Türkiye, e, dünya tek kutuptan çok kutuba e, geçerken ...Türkiye'de Atlantik'ten kopup Avrasyadaki, Asya'daki yerini alıyor. Böylece Astana fikri bize bu açıdan baktığımızda çok da mantıklı geliyor Allah için yani. Efendim. E, buna baktık buna baktık ha şimdi e, Türkiye'deki bazı arkadaşlar solculuk adına bilmem internasyonalizm adına falan Ermeniler e, Azeriler siz düşman olamazsınız işte emperyalistlerin oyununa gelmiyor, emperyalistlerin oyunu gördük Ermenistan'ı kullanarak Rusya'yı Türkiye'yi ve İran'ı tehdit etmek. Karabağ'ın işgali, işgali bunun içindi ve Türkiye'de bir aydın ayakları Türk toprağına basan bir Ermeni aydını Ermeni kökenli aydın diyelim. Türk e, Ermeni kökenli aydın. Hrant Dink. Bunu yıllar önce söylemişti. Belki de bunu söylediği için öldürdüler adamı değil mi? Haberine bakabilir miyiz arkadaşlar? Sesleniyorum Ermenilere. Şunun için sesleniyorum. 1915'e takılıp kalmayın. Orada artık bir Ermenistan gerçeği var. Kendi soyunuzun, kendi halkınızın geleceğini eğer düşünüyorsanız bakın ki siz de bizler gibi bu iki toplumun tekrar birbiriyle nasıl barışık yaşar bunun için çaba sarf edersiniz. Başta şu Karabağ sorununun çözülmesi gerekiyor. Karabağ sorununun Azerbaycan, Türkiye, Ermenistan, Rusya, ABD neyse artık bir araya gelip orada Açık ve net söylüyorum. Ermenistan işgal etmiş olduğu topraklardan çekilmesi lazım. Arkadaşlar İran'ın e, e, işte Hrant Dink budur arkadaşlar. Bize anlatılan bir Hrant Dink yok. Hrant Dink e, gerek Amerika'nın gerek Atlantik'in gerekse Ermeni diasporasının oyunlarının tersine çeviren bir adamdır. Ne söylediğine bakmadan bir Hrant Dink kavramı yaratıyorlar ve Hrant Dink de bizim kavgalı olduğumuzu zannettirmeye çalışıyorlar. Hayır, aynı şeyi söylüyoruz. Aynı şeyi söylüyoruz. Ha ne diyordum? Ee, i̇şte İran ne demişti e, Azerbaycan için? Karaba İslam toprağıdır ve Azerbaycan bu İslam toprağı, kendisinin olan toprağı kurtarmak istiyor demişti. E, peki e, eğer durum böyleyse ki böyle eğer durum böyleyse. E, İslam toprağının kurtulması için destek vermesi gerekenler kim? Müslüman ülkeler. Hem de çok biz İslam'ın en önüne gideniyiz falan diyorlar ya işte şeriatçı e, yönetimlere sahip ülkeler, Suudi Arabistan. Bunların yapması lazım değil mi? Hiç destek duydunuz mu? Suudi Arabistan'dan, e, Sudan'dan, e, Sudan'ın başı dertte zaten nereye destek verecek Birleşik Arap Emirlikleri'nden şunu mu? Hayır, tam tersine. Nasıl tam tersine? Bakın Azerbaycan'a bu konuda en büyük desteği kim veriyor? Türkiye. E o zaman bari Türkiye'yi destekle be adam. Yok. Suudi Arabistan'ın yaptığına bakın şimdi. Türk mallarına boykot uyguluyor. Zaten ne zamandır çürütü çürütüyordu malları. Aydınlıkta bununla ilgili bir haber var ona bakalım. Suudi Arabistan Türk mallarını limanlarda çürütüyor, ithalat yapana da yaptırım tehdidinde bulunuyor. Suudi Arabistan Türk mallarına ambargo uygulayacağını duyurdu. Yıllardır çeşitli bahanelerle malları limanlarda çürüten Suudi Arabistan, ithalat yapan şirketleri de yaptırım uygulamakla tehdit ediyor. Arabistan Krallığı'na girişinden gelen gelene... Haberin başı burası değil, şurası, şurası, şuradan bakalım. <laughs> Suudi Arabistan 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına ambargo uygulamaya başlıyor. Suudi Arabistan Türkiye arasında gerilim sürüyor. Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrasında Türkiye'ye tavır alan Suudi Arabistan Türk ürünlerine katma değer vergisini %5'ten %15'e çıkarmıştı. Bu vergi artırımı sonrasında Türkiye'den Suudi Arabistan'a yaş meyve ve sebze ihracatında ciddi sorunlar ortaya çıkmıştı. Şimdi Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim yeni bir aşamaya geldi. Suudi Arabistan'ın 1 Ekim'den itibaren Made in Turkey damgalı Türk mallarına ambargo uygulayacağı bildirildi. Suudi Arabistan'a yapılan ihracatta önemli paya sahip olan Hatay, Gaziantep ve çevre illerinden ihracatçılar karara tepki gösterdi. Suudi Arabistan'a yönelik ihracatın hızla azaldığını ve durma noktasına geldiğini kaydeden ihracatçılar, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye karşı düşmanca bir tutum içinde olduğunu söylediler. Suudi Arabistan'ın iki yıldır çeşitli bahanelerle Türk mallarını limanlarda bekleterek, çürüyecek aşamaya getirerek uyguladığı örtülü kısmi boykotu tam boykota dönüştürdüğünü ifade eden Hataylı bir ihracatçı, Suudi Arabistan Türk malı ithal edenlere cezai yaptırımlarla tehdit ediyor. Yapılan uyarılar sonrasında Suudi Arabistanlı ithalatçılar gönderdikleri yazıyla Türk ihracatçılarının Türk mallarının Suudi Arabistan krallığına girişinin engellendiği konusunda bilgilendirdiler dedi. Konuya konuyla ilgili açıklama yapan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur'da yaptığı açıklamada şunları söyledi. Kısmi boykotta dahi Bölge ihracatçısı ve çiftçisi çok ciddi maddi kayıplar yaşadı. Siyasi kriz öncesi bir haftada Türkiye'den Suudi Arabistan'a e, ulaşan ürünler ambargo uygulamasıyla 21-30 günde limanlardan çıkış yapabilir duruma geldi. Bu durum tonlarca ürünün çürüyüp çöpe at çürüyerek çöpe atılmasına, ihracatçının yüz binlerce dolar zarara uğramasına neden oldu. Sorunun sorun çözüleceğine günden güne artarak devam etti. Bunu ihracat rakamlarından görüyoruz dedi. Ne yapıyor Suudi Arabistan? Düşmanlık yapıyor. Niye? E çünkü Amerika'nın avucunda oynattığı bir piyon gibi, bir kukla gibi bir devlet haline geldi artık. E bundan mı bekleyeceğiz e Azerbaycan'a Karabağ konusunda destek olmasını? Asla bekleyemeyiz. O zaman demek ki arkadaşlar bizim için bu ülkelerden bir fayda yok. Hiç öyle boşu boşuna ümmet bize yardım değil. Bize bizden yardım var Bir iki bölge çıkarları aynı olan devletlerden yardım var Rusya Müslüman değil ama çıkarlarımız ortak önemli olan mezhep, din bilmem ne değil devletlerin ortak çıkarları altında ittifak yapması mesele bu bunu böyle anlayacağız başka türlü değil Adamın çıkarı Amerika ile gidiyor Amerika ile işbirliği yapıyor hiç Müslümanlık falan dediği yok orada biz burada böyle yırtınıyoruz. Aa Müslüman devletler niye bize yardım etmiyor? Etmez. Ee, ama Amerika ile çıkarları aynı olmayanlar da var. Amerika ile çıkarları çatışanlar da var. Onlar da bulundukları bölgelerde devlet olarak olmasa bile alt birimler olarak Amerika'yı çok zor durumda bırakıyorlar. Mesela Irak'ta Amerika büyük, Amerika Birleşik Devletleri büyük Irak'ta Bağdat'tan kaçmak zorunda kaldı ve kendi kurdurdukları Barzanistan bölgesinde Erbil'e e, tüylü e, bu abi. E, şöyle oldu olay, ben size anlatayım olayı şimdi. E, Kuzey Irak'tan yayın yapan haber sitelerinin bildirdiğine göre, Bağdat'ta yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu yeşil bölgeye yönelik füze saldırılarının sürmesi nedeniyle, ABD Büyükelçisi Matthew Taylor, e, Bağdat'tan ayrıldı Erbil'e giden Taylor'ın, ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda kaldığı ve gelişmeleri buradan takip edeceği ifade edildi. Hatırlayacaksınız İranlı çok önemli bir yetkili Kasım'ı öldürülmüştü. kasım ile birlikte Irak'ın önemli bir askeri biriminin başındaki kişi de öldürülmüştü. O günden sonra Yeşil Bölge'ye Kasım Süleyman'ı özür dilerim, Kasım Süleyman'ı öldürülmüştü. E, o günden sonra e, Yeşil Bölge'deki Amerikan Büyükelçiliği'ne sık sık füze saldırıları düzenlenmeye başlandı. Bu abi demiş ki herhalde Amerikalı, ulan bir atlattık, iki vurulmadık, üç, ya nereye kadar ben, ben duramam burada abicim bana ne ya demiş, çıkmış <laughs> kendi büyükelçiliğinden Erbil'deki büyükelçiliğe gitmiş iyi mi? Büyükelçinin Erbil'de ne kadar süre kalacağı, Bağdat'taki büyükelçiliğin açık, kalı, açık kalıp kalmayacağına ilişkin ise resmi açıklama yapılmadı. Ancak ABD basında yer alan haberlere göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Mustafa El Kazımi ile yaptığı telefon görüşmelerinde Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğini kapatma planını gündeme getirdi. Baba demiş burada olmuyor ya. Her gün tepeme füze yağıyor. Ben kapatacağım burayı bak haberiniz olsun demiş. E, tam böyle mi demiş bilmiyorum de ama herhalde böyle demiştir. İki Iraklı yetkili de ABD'nin gelecek birkaç, birkaç ay içinde Bağdat'taki büyükelçiliği kapatmaya yönelik ön adımlar atmaya başladığını, kapatmanın Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesiyle aynı anda gerçekleşebileceğini ve Erbil'deki başkonsolosluğun açık tutulacağını belirtti. Bağdat'ta bulunan iki batılı diplomat da ülkelerinin diplomatik misyonlarının ABD'nin planından haberdar edildiğini bildirdi. Haberlere göre Kazım'i ABD'yi kararından vazgeçirmek için bazı batılı, ülke, batılı ülkeler aracılığıyla lobi faaliyeti yürütüyormuş. Yak ya onlar numaradır. Bırak gitsinler. ABD'nin Irak'ta İran devrim ee, muhafızlarına bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi ve Haçlı Şabi lideri Ebu Mehdi El Mühendisi suikastla öldürülmesinden sonra ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği işgal edilmişti. Irak güvenlik güçlerinin müdahalesiyle göstericilerin yeşil bölgeden uzaklaştırılmasına rağmen o zamandan bugüne Irak ordusuna bağlı Haçlı Şabi bileşenleri ABD güçlerine ve büyükelçiliğe e, büyükelçiliğine zaman zaman saldırılar düzenliyorlar. Süleymani suikastından sonra Irak meclisi de ABD askerlerinin Irak topraklarından çıkarılması için hükümete yetki verilmesine yönelik karar almıştı. Meclis kararına rağmen Irak hükümeti süreci yavaş yürütüyor. Öyle mi sen mi yavaş yürütüyorsun diyor Haçlı iş abi o zaman biz hızlandıralım diyor. Ee, Büyükelçi de kaçıyor tabii. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenneth Mackenzie, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada Irak güçlerinin elde ettiği büyük ilerleme karşılığında Irak hükümetiyle ve koalisyon ortaklarımızla koordinasyon ve istişare içinde ABD Eylül ayı boyunca Irak'taki askeri varlığımızı 5200'den 3000'e azaltma kararı aldı demişti. Ee, daha sonra da 2000'e indireceklerini söylediler. Yani Amerika parça 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 şeyden tüyo, ee, Iraktan tüyo, e işte böyle işin doğrusu bu, böyle olması lazım yani, değil mi? Peki arkadaşlar, ee... <laughs> bu Ünal Çeviköz'e geldim yine ya, ya aklım orada kaldı. Ha. Yani bir, bir insan nasıl böyle şeyler yapar, nasıl böyle şeyler e, söyler? Bir türlü içinden çıkamıyorum. Akşamda Ahmet Kekeç miydi bu? Ahmet Kekeç ya. Dur o bir yazı yazmış. Belki onun bir faydası dokunur bize. Belki anlamamıza yardımcı olur. Bir ona bakalım ya. Şöyle bir yazı yazmış. Boraltan Köprüsü'nden Dağlık karabağ CHP'nin yüz kızartıcı siyaseti. ha Türkiye CHP hükümetleriyle Azerbaycan'la iki kez çakıştı. Birincisini biliyorsunuz Boraltan Köprüsü olayı. Bir iddiaya göre 195, bir iddiaya göre 407 Azeri Türk'ü Boraltan Köprüsü'nden geçerek Türkiye'ye sığınıyor. Dışarıda savaş, içeride İsmet Paşa hükümetlerinden biri. Sovyetler Birliği kontrolündeki Peyka Azerbaycan hükümeti sığınmacıların derhal iadesini istiyor. Türkiye ikiletmiyor bile. Sığınmacıları yine Boraltan Köprüsü üzerinden Stalin'in Sovyetler Birliği ordusuna teslim ediyor. Bundan sonrası daha trajik hakkındaki iddialar nedeniyle mahkemeye çıkarılmaları beklenen yüzlerce sığınmacı ifadeleri dahi almadan Boraltan Köprüsü üzerinde kurşuna diziyorlar. Şimdi bu Ahmet Kekeç'in yaptığı bunu gündeme getirerek CHP'ye eleştirmek değil ha. Bak o kendince CHP'ye eleştiriyor. İkincisi asıl yaptığı iş yazıda bunu gündeme getirerek Rusya'yı suçlamak Bundan 50 sene önce, 100 sene önceki Rusya'yı bugün aynı Rusya'ymış gibi karşımıza dikmeye çalışmak. Aynı hürriyetin haberi gibi. Bak biraz sonra hürriyetin haberini de göstereceğim. Ya CHP'yi eleştireceksen eleştir. Niye Rusya'yı karşımıza almaya çalışıyor olsun? Niye Rusya'yla biz kafa kafaya getirmeye çalışıyor olsun? İkinci olay şu 1991 yılında genel seçimler yapılmış. ANAP iktidarı kaybetmiştir. Özal da Çankaya'ya hapsedilmiştir. Kurulacak yeni koalisyon hükümeti Süleyman Demirel öncülüğünde olacaktır. Dışişleri Bakanlığı'na da koalisyon ortağı sıfatıyla merhum Erdal İnönü getirilecektir. Öyle oldu. Demirel Başbakanlığı İnönü'nde Dışişleri Bakanlığı'nı kaptı. O sıralarda Azerbaycan ve Ermenistan arasında büyük bir gerilim vardı. Ermenistan yukarı Karabağ denilen bölgeye gözünü dikmişti. Tamamen Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ dünyanın gözü önünde o dünyanın da yardımlarıyla düşürüldü ve Ermenistan'a verildi. Taarruz sırasında çok kan döküldü. Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Türkiye olaya kayıtsızdı. Başbakan kayıtsızdı. Dışişleri Bakanı kayıtsızdı. Göstermelik demeçler dışında hiç kimse doğru dürüst bir açıklama yapmıyordu derken Kara Murat çıktı. Aradığınız yiğit benim dedi. Çıktı ve belki de o güne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı basın toplantısını düzenledi. Dışişleri Bakanı, bakanı olduğu için haliyle Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşa değinmesi bekleniyordu. Hiç oralara girmedi. Cumhurbaşkanı Özal'a verdi, veriştirdi. Merhum Erbakan'la dalaştı. İmam hatiplerin gereksizliğinden girip başörtüsünden çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Anayasa Mahkemesi'ni etkilemek için hazırlanmış raporun arkasındaki yegane güçtü. Program sonrası gazeteciler etrafını sardılar. Basın toplantısı bu defa ayakta devam etti bir gazeteci sordu. Efendim Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşa ilişkin değerlendirmeniz nedir? Nasıl bir değerlendirme yaptı biliyor musunuz? Hiç bilmeyin Utanırsınız, üzülürsünüz. Yer yer olsa da girsem dersiniz. Şöyle dedi. Azerbaycan'daki yurttaşlarımıza başarılar dilerim. Ve çekip gitti. Bütün bunların için yazdım. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün şu sözlerini hatırlatmak için. Maalesef gelen haberlerde Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı gruplarında Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor. CHP'de her şey değişse de bazı şeyler hiç değişmiyor. Dün so Sovyetler Birliği'ne yatıyorlardı. Bugün Amerika'ya. Ama e, Sayın Kekeç siz de bu e, Boraltan Köprüsü, Moraltan Köprüsü siz de Amerika'ya yatıyorsunuz. Hesapta CHP'ye vuracağım diyorsunuz ama öyle olmuyor işte. Öyle olmuyor. Yani Türkiye ile... Efendim bir dakika bir dakika orada bir şey var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni ekonomik programı açıklıyormuş. Aa eksik kalmayalım hemen. Hemen girelim. Bir bakalım. Önemli olabilir. İçerisinde. Her yılın Eylül ayında yeni ismiyle yeni ekonomi programı olarak açıklamıştık. Ve malumunuz o günlerde yurt dışı kaynaklı spekülatif kur ataklarının oluşturduğu finansal ve makroekonomik dengesizliklerle yoğun bir şekilde mücadele ediyordu ülkemiz. Bu nedenle Programın ilk yılını dengelenme süreci olarak ilan etmiştik. Ve neticesinde uyguladığımız kararlı politikalarla dengelenme sürecinde Türkiye muazzam bir başarı elde etti. Ağustos 2018'de 7.20 liraya kadar yükselmiş olan dolar kurunu 2019 yıl sonu itibariyle 5.95'lere indi. %25'lere kadar yükselmiş olan tüketici enflasyonunu %10-11 bandına düşürdü. 50 milyar doların üzerindeki cari işlemler açığını cari fazlaya çevirdik. Daralmaya başlayan ekonomik faaliyeti yeniden hareketlendirdik ve 2019'un son çeyreği itibariyle %6,4'lük büyüme oranını yakaladık. Tam bu dengelenme sürecinin sonuna yaklaşırken Covid-19 salgınının başlamasıyla ekonomimiz ve dünya ekonomileri tarihte eşine az rastlanır şiddette yeni bir sınama ile karşı karşıya kaldı. Tüm dünyada Ekonomik faaliyet çok sert bir şekilde yavaşladı. Kimi ülkeler ekonomilerini ve sınırlarını tamamen kapattılar. İşsizlik bütün dünyada çok hızlı bir şekilde arttı. Belirsizlik ortamında sermayenin altına ve rezerv paralara yönelmesi neticesinde Türkiye gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ciddi anlamda bütün dünyada değer kaybetti. Birim maliyet artışlarına Kur geçişkenliği de eklenince enflasyon oranımızdaki aşağı yönlü trend yerini yatar bir seyre bıraktı. Özellikle altın ithalatındaki hızlı artış ve turizm gelirlerindeki sert düşüş neticesinde cari işlemler dengesinde geçici de olsa bir bozulma ortaya çıktı. Bugün sizlerle burada paylaşacağım program Ekonomide salgın etkisiyle ortaya çıkan bu finansal ve makroekonomik dengesizliklerle nasıl mücadele edeceğimizi, salgın sonrası yeni normale hep birlikte nasıl uyum sağlayacağımızı ve yeni ekonomi yaklaşımımızın ne olacağını ortaya koyacak. Dilerseniz kısaca COVID-19 salgını döneminde uygulanan politikaları hatırlayarak sunumumuza başlayalım. Covid-19'da mücadelemizi üç temel hedef üzerine inşa ettik. Birincisi, iş gücü piyasamızı ayakta tutmak. İkincisi, salgından etkilenen hane halkı ve işletmelere gerekli kaynağı ve likiditeyi sağlamak. Üçüncüsü, temel sektörlerin faaliyetlerini sürdürmesini garanti altına alarak tedarik zincirlerini ayakta tutmak. Bu hedeflere ulaşmak için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de parasal ve mali genişleme adımları atıldı. Bu adımları ekonomik istikrar kalkanı paketimizde 18 Mart 2020 tarihinde açıkladık. Ortaya çıkan ihtiyaçları tüm bu doğrultuda dinamik olarak alınan yeni tedbirlerle ve paketlerle genişlettik. Covid-19 salgını sürecinde açıkladığımız destek paketlerinin toplam büyüklüğü 494 milyar lirayla milli gelirimizin %10'una ulaştı ihtiyaç sahibi 6,2 milyon ailemize biner liralık nakdi yardım yaptık. En düşük emekli aylığını bin liradan 1500 liraya yükselterek Türkiye'de 1500 liranın altında hiçbir emeklimiz kalmayacak şekilde bir düzenlemeyle bu noktaya taşıdık. Kısa çalışma ödeneğinin kapsamını genişlettik ve süresini uzattık. 18,7 milyar lira tutarındaki kısa çalışma ödeneği 4,4 milyar lira tutarındaki nakdi ücret desteği ve 3,6 milyar lira tutarındaki işsizlik ödeneğiyle işçilerimize destekte bulunduk. Böylece istihdamın sürekliliğini güçlü bir şekilde bu büyük krizden minimum şekilde etkilenmesi için bu adımları attık. 40 milyar lira tutarında SGK ve Bağkur primini ve 29,4 milyar lira vergi ödemesini öteledik. Sektör odaklı vergi indirimleriyle tüm işletmelere destek olduk. Temerrüde düşen firmalara mücbir sebep imkanı sağladık. Kredi garanti fonunun limitini artırarak teminat sıkıntısı yaşayan işletmenin finansmana erişimini sağladık. Hane halkından esnafımıza, sanayicimizden ihracatçımıza ekonominin tüm paydaşlarına çok düşük maliyetlerle finansman sağladık. Kamu bankalarımız aracılığıyla 267,4 milyar lira tutarında kredi finansman imkanı sağladık. Aylık geliri 5 bin liranın altında olan yaklaşık 9 milyon vatandaşımıza 47,5 milyar lira bireysel ihtiyaç desteği verdik. 787 bin esnafımıza 29,9 milyar liraya yakın esnaf destek finansmanı tesis ettik. 198 bin işletmemize 143 milyar lira ile İşe, i̇şe devam finansmanını kullandırdık. 122 milyar lira tutarında kurumsal ve bireysel kredinin ertelenmesini gerçekleştirdik. Tüm bu adımlar çerçevesi içerisinde salgın döneminde aldığımız bu politika tedbirlerinin neticesi olarak bu yılın Temmuz ayında ekonomik faaliyette hızlı bir normalleşme sürecine girildi. Bu anlamda gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin birçoğundan Türkiye olarak pozitif ayrıştık sanayi üretimi, satın alma yöneticileri endeksi, kapasite kullanım oranı, elektrik tüketimi ve güven endeks verilerinin tamamı ekonomide yılın üçüncü çeyreğinden itibaren güçlü bir V tipi toparlanma olduğuna ve yıldan yıla büyüme oranının pozitife döndüğüne açıkça işaret ediyor. Toparlanmanın sürükleyicilerinden birisi de ihracat oldu. İhracatımız 2020 yılı Haziran Ağustos döneminde salgının etkilerinin derinden hissedildiği 2020 Mart Mayıs dönemine kıyasla %27'ye yakın bir oranda ciddi bir artış kaydetti. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise aynı dönemde 15 puanın üzerinde artarak yüzde %90'a ulaştı ve uzun dönemli ortalamaların oldukça üzerine çıktı. Ancak toparlanmanın tüm sektörlere yayıldığını söylememiz hala mümkün değil. Özellikle turizm ve ulaşım gibi alanlarda ve genel anlamda hizmetler sektöründe toparlanma henüz istediğimiz seviyeye ulaşmış değil. Yaklaşık 15 milyon insanımızın istihdam edildiği hizmetler sektörünü yeniden canlandırmak ve vatandaşlarımızın refahını korumak bizim için hayati önemde. Konuşmamın ilerleyen bölümlerinde program dönemi boyunca istihdam piyasasını canlandırmak için neler tasarladığımızı Ayrıca sizlerle tabii ki paylaşacağım. Bu seneki yeni ekonomi programımızın ana temalarını yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi olarak belirledik. Bu söylem noktasındaki her bir maddeyi ayrı bir meydan okuma olarak gördüğümüzü ve bu manada bu temaların ne anlama geldiğini şimdi kısaca size e, açıklayacağım. finansal koşullarda. Özellikle yeni dengelenme noktasında resme baktığımızda finansal koşullarda normalleşme yeni dengelenme salgının makroekonomik denge ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılmasını, iç ve dış dengenin yeniden sağlanmasını, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli rakamlara indirilmesini ve cari işlemler açığının kapatılmasını ifade etmekte yeni dengelenme. Ve bu denge üzerine sürdürülebilir bir büyüme modeli inşa edeceğiz. Ve dengelenme döneminde salgın sürecine özgün olarak devreye alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılacaktır. Nitekim son haftalarda görüyorsunuz salgın dönemi üzerinde atılan birçok adımı yavaş yavaş artık normalleşme adımları kapsamında atmaya da başladık. Bunun da farkındasınızdır. Ağustos ayı başından bu yana özellikle ilgili kurumlarımız gerek faiz ve likidite adımlarıyla gerekse de swap ve aktif rasyosu düzenlemeleriyle işte bu yönde adımlar atmaya başladığımızın örnekleri olarak öne çıkıyor. Normalleşme adımları önümüzdeki günlerde de önümüzdeki haftalarda da devam edecek. Hem finansal istikrarımıza hem de makroekonomik hedeflerimize katkı sağlayacak. İkinci temamız yeni normal. Yeni normalden kastımız ne? Özellikle dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatın işleyişinde değişim Covid-19 salgını ile dünya genelinde sosyal ve ekonomik hayatın işleyişi önemli ölçüde değişime uğradı. Ekonomideki iş yapış şekilleri, davranışlar ve tercihler yeniden şekilleniyor. Ekonomimizin bu sürece gereken uyumu sağlayabilmesi için Dijital dönüşüme hız kazandırılarak e-hizmetlerin hayatın her alanına yargınlaştırılmasının yanında yeni finansal çözümlerin üretilmesi ve yeni çalışma modelleri oluşturulması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Program döneminde bu zorunluluklara en doğru yanıtı vermek, katma değerli üretimi destekleyecek iş süreç ve modellerin yaygınlaştırılmasıyla yani yeni normale uyum sağlamak ikinci hedefimiz olacak. Üçüncü temamız yeni ekonomi. Yenilikçi, yüksek katma değerli, ihracata dayalı, insan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma modeli yeniden dengelenmeyi sağlayarak, yeni normale uyum sağlayarak program döneminde ekonomimizi daha da güçlendireceğiz. Enflasyon ve cari dengedeki kırılganlıkları azaltacak Rekabet, teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik reformları altını çiziyorum. Stratejik reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Salgın sonrası küresel tedarik zincirinde ortaya çıkan tüm bu aksamaları fırsata dönüştürerek ülkemizi üretim ve yatırımda küresel bir cazibe merkezi haline getirecek adımları atacağız. Bu kapsamda Yenilikçi, yüksek katıma değerli, ihracata dayalı, insan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma modelini uygulayacağız. Bu çerçevede yolumuza devam ettiğimizde büyüme noktası, özellikle program dönemindeki makroekonomik hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşmak için uygulayacağımız politikaları biraz konuşalım. Bu politikaların detaylarını konuşmamız sonunda dağıtılacak olan bakanlığımızın internet sitesinde yayınlanacak olan her yılda attığımız malum yep kitapçığında da detayları bulabilirsiniz ama bugün özellikle makroekonomik tahminleri salgında büyük bir ikinci dalga olmayacağı ve ekonomilerin kapanmayacağı varsayımıyla hazırladık. Tabii ki teknik ekiplerimiz alternatif sanaryolar da hazırladılar. Bunların hepsi var. Az sonra bunlardan çok kısa da olsa bir sonraki slaytta tabii ki bahsedeceğim ama özellikle ilk sırada büyüme çerçevesi içerisinde 2020 yılına güçlü bir malum büyüme performansıyla başlamıştık. Mart ayının ortasına kadarki süreç ve trend özellikle salgın etkisiyle Mart ayından itibaren başlayan, ortasından itibaren başlayan daralmanın ardından üçüncü çeyrekte, ikinci çeyrekteki yavaşlamanın hemen peşine hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Ağustos ayından itibaren atılmakta olan normalleşme adımlarının etkisiyle yılın geri kalanında büyüme bir miktar dördüncü çeyrekte ivme kaybedecek olsa da bu dengelenme noktasında yılın tamamında tahminlerimiz büyümenin pozitif olmasını ve yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini görüyoruz. Türkiye ekonomisi 2018 ve 20 döneminde karşı karşıya kaldığı iç ve dış tüm bu şoklar, dış politika, bölgesel sorunlar, küresel sıkıntılar bütün bunların nedeniyle potansiyelinin oldukça altında büyüdü. 2021 yılında işte ertelenen tüm bu tüketim ve yatırımların devreye girmesiyle Turizm yerlerindeki normalleşme ile tüm bu atılan adımların da etkisiyle birlikte büyümenin %5,8 olmasını tahmin ediyoruz. Sonraki dönemde de büyümenin %5 seviyesinde seyretmesi doğal Türkiye'nin %5 büyüme patikasına evrilmesini öngörüyoruz. Bu büyüme hedeflerine ulaşmak için program döneminde her zaman vurguladığımız şekilde ihracata, katma değerli üretime ve istihdama çok daha fazla Özellikle bu dönemde yoğunlaşacağız. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, iç ve dış tasarrufların artırılması temel önceliklerimiz olacak. Kaynaklarımızı cari dengeyi destekleyecek, kalkınma hedeflerimize hizmet eden alanlara oluşturarak, yönlendirerek aktaracağız. Özellikle verimlilik ve rekabet gücünü artıracak, yüksek teknoloji ve dijital dönüm destekleyecek, girişimcilik ekosistemini iyileştirecek politika ve tedbirleri hızla hayata geçireceğiz. Buna mütakip alternatif senaryo dediğimiz olabilecek bir büyüme konusundaki riskleri de göz ardı etmiyoruz. Bas senaryomuzu bahsettiğim bas senaryomuzu gördüğünüz bu grafiğin özellikle ihtiyatlı duruşumuzda koruyarak her türlü senaryolar hazırlık yapıyoruz demiştik. Ve bu doğrultuda küresel ekonomide ve Türkiye ekonomisinde salgın koşullarındaki normalleşme sürecinin özellikle bu manada tersine döneceği ve ekonomilerdeki toparlanma sürecinin sekteye uğrayacağı kötümser bir sanaryoya da 2021-2020 yılının sonuna doğru 2021 yılına etkilerine baktığımızda olabilecek bir eksi bir buçuk 2021 yılında ise yep tahminimizdeki 5 virgül 8'den 2.1 puan altında kalarak 3,7 seviyesinde büyüyebileceğini değerlendiriyoruz. Ama bu kötü senaryomuz. Bununla ilgili alt kırılımlar, tüm bu çerçevedeki alt potansiyel etki kalemlerine detaylı çalışmamız çerçevesi içerisinde ona göre tedbirleri tabii ki alıyoruz. Ama bas senaryo bugünkü resim itibariyle bahsettiğim çerçevede olacak. Bir diğer önemli konumuz istihdam. Program dönemi boyunca istihdamın yıllık ortalama 1 milyon 336 bin kişi artması ve iş gücüne katılım oranlarındaki artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2023 yılında %10,9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. İstihdamın nicelik ve niteliğini arttıracak politika ve tedbirler uygulanmaya devam edecek. Bu kapsamda iş gücü piyasasında beceri uyumunun arttırılması için çalışmalar çalışmaları daha da hızlandıracağız. Belirlenen odak sektörler başta olmak üzere reel sektörün gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alınarak iş gücü piyasasında talep edilecek becerilerin ve yeni mesleklerin kazandırılması daha da yoğunlaşacak. Covid-19 salgını sonrası ekonomik toparlanmayı destekleyici Gençlerin deneyim kazanarak iş gücü piyasasına girişlerini kolaylaştırıcı, kısmi süreli çalışmayı teşvik edici iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi yönündeki politikaları inşallah hayata geçireceğiz. Tarım alanındaki sulama ve seracılık yatırımlarımızın yanında 1 milyon istihdam projesi gibi özellikle sektör odaklı işbaşı eğitim ve meslek edinme programları ile istihdama önemli katkılar sağlayacağız. İstihdamın yanında bir diğer önemli hayati ehemmiyet verdiğimiz alanların başında fiyat istikrarı geliyor. Fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi önceliğimiz olmaya devam edecek. Arkadaşlar valla ben e, takip etmeye çalıştım ama kafam hep Azerbaycan HDP bilmem neydi olduğu için çok da böyle ekonomiden e, ayrıntılarından anlamadığım için şimdi hani e, sunucular hep yapar ya Sayın Albayrak şunu söyledi şunu söyledi diye ben onu yapamayacağım ben şey yapayım herkes bildiği işi yapsın siz e, burada ne anlattığını e, bültenlerimizden ve e, gün ortasından takip edin <laughs> dedim ya herkes bildiği işi yapsın. <laughs> Ben size güzel bir türkü sunayım ondan sonra da devam edelim. Evet televizyon gazetesine devam edelim arkadaşlar geçen haftanın en önemli olayı cuma geçen cuma sabah HDP'ye yönelik bir operasyon vardı. 82 kişiyi kapsayan bu operasyonda bazı eski milletvekilleri ve HDP teşkilatının önemli isimleri gözaltına alındı. Bugün de dün de 4 gün uzatıldı bu gözaltı süresi. Tabii bizim gibi kimileri bu operasyonun faydalarına değindi ve genişletilmesi gerektiğini vurguladı. Kimidir de buna karşı çıktı. Karşı çıkanlar bu yönde konuşmalar yaptılar. Hepsini değerlendirmeye çalıştık. Dün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu bu konu. Şöyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'ye yönelik Kobani soruşturmasını Millet İttifakı'nın dağıtma çabası olarak yorumladı. Kılıçdaroğlu HDP ile ittifakında dolaylı olarak kabul etmiş oldu. Sözcüden Saygı Öztürk'ün aktardığına göre Kılıçdaroğlu Kobani soruşturması ile ilgili olarak akılları 6 yıldır neredeydi? Eğer bir soruşturma açılacaksa dosyayı 6 yıl bekletenlere açılmalı. Ama amaç farklı. Vatandaşın dikkatini kime, çekme, kime çekecek? Kobani'ye diye konuştu. Operasyonun CHP-İYİ Parti İttifakı'nı dağıtmaya yönelik olduğuna ilişkin yorumlar sorulunca Kılıçdaroğlu "Doğrudur. Millet ittifakını dağıtmaya çalışıyorlar." dedi. Çok iyi. Ee, Millet İttifakı'nda HDP var mıydı Sayın Kılıçdaroğlu? Hani yoktu? Hı? E varmış. Siz söylüyorsunuz. Şimdi açık açık söyleyin. Vatandaş da kime oy verdiğini bilsin. Ey vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, evet HDP Millet İttifakı'nın içindedir. Bu operasyonu AKP Millet İttifakı'nı dağıtmak için yaptı dedi. Mesele bu. Daha ayrıntılı konuşalım. Bakın. Kuzey Suriye'de YPG ayrı bir devlet kuruyor. Kuzey Suriye diye bir yer yoktur. E, Sayın Kılıçdaroğlu, Suriye'nin kuzeyi vardır. Kuzey Suriye ne demek? Bakın. Kuzey Suriye'de YPG ayrı bir devlet kuruyor. ABD ve Rusya yanlarında Peki Erdoğan'ın buna hiç sesi çıkıyor mu? Suriye'nin parçalanmasını emreden ABD Başkanı Trump emri yerine getiren de Erdoğan'dır. Erdoğan ses çıkarıyor mu? Ya Suriye'nin parçalanmasını isteseydi Türkiye yani Erdoğan. Ve o zaman Fırat Kalkanı niye yapıldı? Zeytin Dalı niye yapıldı? Barış, Barış Pınarı niye yapıldı? Bunlar parçalanmayı önlemek için yapıldı ve siz karşı çıktınız bu üç harekata da. Neyse devam edelim. Çıkarmıyor çünkü Erdoğan mal varlığı nedeniyle eli kolu bağlanmış vaziyette. ABD'nin soru özel Özel temsilciyimiz Cevris ne demişti? Türkiye-Suriye'de terör örgütlerine operasyon yapmayacak. Erdoğan çıkıp doğru söylemiyor dedi mi? Diyemedi söyleyemedi çünkü Erdoğan Büyük Orta Doğu Projesinin eş başkanıdır. Oho geçti o günler be Kemal Bey. Eş başkanlık mı kaldı? Kılıçdaroğlu Kobani soruşturmasını ise şöyle yorumladı. Akılları 6 yıldır neredeydi? Eğer bir soruşturma açılacaksa dosyayı 6 yıl bekletenlere açılmalı. Ama amaç farklı. Vatandaşın dikkatini kime çekecek? Kobani'ye. Bir dakika şimdi arkadaşlar ben bu şeye bayılıyorum. Akılları 6 yıldır neredeydi? Eğer bir soruşturma açılacaksa dosyayı 6 yıl bekletenlere açılmalı. Bir soruşturma dosyası vardı zaten Sayın Kılıçdaroğlu. Ve o dosya Herhangi bir yeni kanıt ortaya çıktığında yeniden hareketlenir. Yeniden açılır. Hiçbir dosya olmasa bile re'sen soruşturma yetkisi vardır savcının ve dosya açılır. Ayrıca Kobane olaylarını kastediyorum. Ortada bir suç varsa bu suçlar belli bir süre içinde soruşturma açılarak cezalandırılabilir. Biz buna ne diyoruz? Müruru zaman. Yani zaman aşımı. Sayın Kılıçdaroğlu, Kobani olayları yaşandı mı? Yaşandı. İnsanlar öldü mü? Öldü. Terör eylemleri var mıydı? Vardı. Yağma var mıydı? Var mıydı Vardı. Cinayet var mıydı? Vardı. O zaman biz buna 6 yıldır neredeydiniz diye bakmayız. Ne diye bakarız? Bu suçların zaman aşımı dolmuş mu dolmamış mı diye bakarız. Şimdi Terör suçlarında örgüt üyeliğinde zaman aşımı 8 yılda dolar. Kaç yıl önce olmuş? 6 yıl önce. Zaman aşımı dolmuş mu? Dolmamış. O zaman soruşturma açılır. 2. Silahlı terör örgütü suçlarında zaman aşımı 15 yıldır. Terör eylemleri oldu mu orada? Oldu. Zaman aşımı dolmuş mu? Dolmamış. O zaman soruşturma açılır. 3. Cinayet var mı orada? Var. Bu cinayet müebbetlik bir cinayetse zaman aşımı süresi 16 ay 16, 16 yıl 8 aydır. Kaç yıl olmuş meydana geliri? 6 yıl. Zaman aşımı dolmuş mu? Dolmamış. Eğer cinayet 20 yıl cezayı gerektiren bir cinayetse 13 yıl 4 aydır zaman aşımı süresi. Dolmuş mu zaman aşımı? Dolmamış. O zaman soruşturma tekrar açılır. Yağma oldu mu kobane olaylarında? Oldu. O zaman yağma olaylarında bakacaksınız ne kadardır zaman aşımı süresi? 15 yıldır. Zaman aşımı dolmuş mu efendim? Dolmamış. O zaman soruşturma açılır. 6 yıldır neredeydiniz demenin hiçbir anlamı yoktur. Ayrıca bizim bildiğimiz 6 yıl boyunca yüzlerce yeni belge gelmiş, yeni bilgi gelmiş. Bundan dolayı da soruşturma tekrar açılmış. E burada hukuk var mı? E var. E var. Zaman aşımının dolmamış olması hukuktur. Suçlarla ilgili Yeni bilgi ve belgeye ulaşılmış olması hukuktur. Devam edelim. Zaten burada mesele o değil ama arada geçerken bunu da anlatalım dedik. Bu operasyonun CHP-İYİ Parti ittifakını dağıtmaya yönelik olduğuna ilişkin yorumlar yapıldığı hatırlatılınca Kılıçdaroğlu doğrudur. Millet ittifakını dağıtmaya çalışıyorlar demekliyetinde. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları HDP ile ittifakı dolaylı olarak itiraf etti. Eğer böyle bir ittifak düşünmüyorsa İyi Parti ile arası niye açılsın şeklinde değerlendirdi. HDP yönelik Kobani operasyonuna başta CHP olmak üzere Ali Babacan'ın Deva Partisi de Gelecek Partisi firari FETÖ'cüler sahte sol gruplar karşı çıkmıştı diyor haber. Şimdi demek ki neymiş? Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, ve HDP arasında kurulmuş bir ittifaktır. Bu da bunun itirafıdır. Güzel mi? Güzel. Peki e, CHP, HDP, e, CHP, PKK'nın bir siyasi kolu olarak faaliyet yürüten HDP'nin kapatılmasına karşı mıdır? Karşıdır. Nereden biliyoruz? Haberden. CHP sözcüsü Faik Öztrak HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı. Konuyla ilgili soruyu hangi parti için olursa olsun bizim yaklaşımımız siyasi partileri millet açar millet kapatır diye yanıtladı. Peki Sayın Öztrak HDP'yi millet mi açtı? Hayır. Kim açtı? Abdullah Öcalan. Nereden biliyoruz? Şöyle anlatayım. Efendim Selahattin Demirtaş'ın bizatihi kendi ifadeleridir. HDP bir Abdullah Öcalan projesidir, bir İmralı projesidir. Türkiye Partisi projesidir. Demek ki millet açmamış ki millet kapatsın değil mi? Ne demiş Suriye'de artık PKK-YPG terör örgütüne saldırmayacağız diye Amerika'ya söz veren saray 6 yıl önceki Kobane olayları... Abi dakika Amerika'ya söz vermiş mi saray? Böyle buna ilişkin bir kanıt var mı? Hayır sadece James Jeffrey'nin size artık bir sal saldırı olmayacak sözleridir. Oho bu işin içinden böyle çıkamayız. Davutoğlu'nun HDP'ye karşı tavrını, valla onu bilmiyorum ama HDP Davutoğlu'na çok kıymet veriyor. Millet İttifakı'ndan bahsediyoruz, bunlar yeni dahil olanlar. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan kendilerine destek açıklaması yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açılım sürecindeki tutumunu övdü. Buldan Davutoğlu'nun çözüm sürecinde birlikte mesai harcadıkları ve süreci beraber yürüttükleri bir kişi olduğunu söyledi. Buldan "O dönemin iktidar içinde olan, bugün bir şekilde iktidardan kopmuş, gerçekleri bilen insanların konuşmasının önemli olduğunu düşünüyorum." dedi. Yalnız haber bu kadar değil. Pervin Buldan aslında Davutoğlu'nu daha açık konuşmaya, gerçekleri konuşmanın zamanı gelmedi mi diyerek davet ediyor. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan kendilerine destek açıklaması yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu güzelledi. Davutoğlu'nun açılım sürecindeki tutumunu öven Buldan her şeyi bilen kilit bir isim ama bugün muhalefette olması ve bu haksızlık karşısında HDP'yi araması oldukça önemli ve kıymetli. Ben buna büyük kıymet biçiyorum dedi. İyi biçin bakalım birbirinize kıymetlerinizi biçin. Katina'nın elinde makası biçemez. Ah bir... PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle muar, tükürüğüyle. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Kürt sorunu devam ettiği müddetçe gerilaya da katılımlar olacak, çatışmalarda olacak. Evet, gençler artık devletin güvencesi altındasınız. Bize emanetsiniz size kimse zarar vermeyecek Evet, e, şimdi ne oldu? Elimizde ne malzeme var? Bir Kemal Kılıçdaroğlu HDP CHP Millet İttifakı içinde birliktedir diyor. 2 e, HDP Davutoğlu'na kıymet biçiyor. 3 CHP HDP'nin kapatılmasına karşı e, ve destekliyor HDP'yi. 4 Mesela e, CHP'de hesapta e, CHP Genel Merkezi'ne muhalif olan bir takım kesimler HDP'yi destekliyor. Biz sol kanatız dedikleri için herhalde destekliyor ama Bu destekleyen isim de yani Ne bileyim HDP, PKK ortak hareket etti mi başından beri? Etti Kobani'de de birlikte miydi? Birlikteydi Ergenekon, Balyoz kumpasında birlikte miydi? Birlikteydi nereden biliyoruz? FETÖ'cüler yaptı PKK'lılar, HDP'liler şunlar bunlar gittiler mahkeme önünde Müdahil oldular Peki bu operasyonlarda kim içeri atıldı? İlhan Cihaner içeri atıldı. Şimdi İlhan Cihaner kendisinin içeri atılmasında rolü olan HDP'yi gidiyor. Ya olur mu ya falan diye destekliyor. Bir izleyin bana inanmayın. Habere bakın. Peki Kürt halkı bize ittifakta nasıl oy verecek? Afrin meselesindeki tutumumuzdan dolayı CHP Genel Başkan Adayı ve eski milletvekili İlhan Cihaner, PKK'nın dağ kadrosu ve siyasi uzantısı HDP'ye yapılan büyük operasyonun karşısında yer aldı. Cihaner ve beraberindeki Memleket Bizis platformu üyeleri HDP'ye dayanışma ziyaretinde bulundu. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar, HDP sözcüsü Ebru Günay, Cihaner ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşme sonrasında İlhan Cihaner ve HDP sözcüsü Ebru Günay açıklama yaptı. Cihaner, yapılan operasyonun hukuksuz olduğunu savundu. 6 yıl önce meydana gelmiş bir takım şiddet olaylarıyla ilgili olarak neden sonuç ilişkisi kurulamayacak ya da 6 yıl üzerinden geçmesine rağmen kaçma gibi, delil karartma gibi bir takım şüphelerin ya da kaygıların olmayacağı bir süreçte bu tarz gözaltıların yapılması asıl amacın hukuki değil siyasi olduğunu gösteriyor. HDP sözcüsü Ebru Günay da ziyareti demokrasi büyütme çabası olarak değerlendirdi. Bu dayanışma esasında muhalefeti büyütecektir. Çünkü Türkiye'de güçlü bir muhalefete Türkiye'nin demokrasisinin gelişmesi için güçlü bir, bir muhalefete ihtiyaç var. Cihaner HDP'ye operasyon yapıldığında sosyal medya hesabından CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'ne çağrı yapmıştı. HDP'ye sahip çıkılması gerektiğini söylemişti. Darbe pratiğine karşı HDP'yi ziyaret ederek hukuksuz gözaltıları kınamanız, siyasete, barışımıza, birliğimize sahip çıkmanız, olası ittifakların halka mal edilmesi için hayati bir müdahale olacaktır. Cihaner, PKK'ya kaynak aktaran, HDP'li belediyelere kayyum atandığında tepki gösteren isimlerden olmuştu. Ee, demokrasiye sahip çıkmak, hakları gasp edilen seçilmiş başkanlarımızın yanında oldu göstermek için böyle bir ziyaret gerçekleştirdik. Böyle bir çarpık sol anlayış, HDP'nin PKK'nın arkasına bağlanmış kendini bir çarpık sol anlayış görüyorum. Bu da sol değil. Onu da söyleyeyim. Peki şimdi ne oldu? CHP'nin içindeki muhalif grupta HDP'yi destekliyor. Başka kim destekliyor? Demokrasi ve Atılım Partisi, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla arayarak gözaltına alınan siyasetçiler hakkında bilgi aldı diyor. Demek ki Deva Partisi'ni de buna katabiliriz. O zaman Millet İttifakı tamamlandı. Nasıl tamamlandı? CHP, HDP, Saadet Partisi, İyi Parti, Deva Partisi, bir de neydi Davutoğlu'nun ki? Gelecek Partisi. Şimdi ben Meral Akşener'e sorayım. Biz PKK'yı şey biz HDP'yi PKK'nın yanında, terörün yanında konumlandırıyoruz dediniz. Şimdi HDP'nin bu millet ittifakında içinde olduğu iyice ortaya çıktı. Orada kalmaya devam edecek misiniz? Soru bu. Bu kadar. Ee, bazen insanın kafası karışıyor. Gerçekten karışıyor. Neden karışıyor? Bakın şimdi. Türk Tabipler Birliği'nin başına PKK'cı başkan seçildi diye bir haber vermiş Akit. Bir bakalım. Biz daha önce dün üstünde durmuştuk. Ama Akit bugün vermiş. Bazı gazeteler bugün vermiş. Tamam çok da önemli değil bulamadıysanız. Çünkü Şebnem Korur Fincancı'nın PKK'nın bir yan kuruluşu olan Demokratik Toplum Kongresi'nin yönetiminde olduğunu biliyorduk. Şimdi Türk Tabipler Birliği'ne başkan seçildi. Hay hay peki hay hay seçilsin bakalım da. Bak CHP milletvekili Mehmet Ali Çelebi bunu şiddetle protesto etti. Niye etti? Şebnem Korur Fincancı Mehmet Ali Çelebi Ergenekon'dan alındığında taraf tutmuştu. Ne demiş Mehmet Ali Çelebi? Evlatlarımızın katili Öcalan'a özgürlük isteyen, yetmez ama evetçi, dilinden insan hakları ifadesini düşürmeyi benim de yargılandığım kumpas dava Ergenekon'a dahil olan Şebnem Korur Fincancı'yı başkan seçen Türk Tabipler Birliği'ni tebrik ediyorum demiş. <laughs> <laughs> Değmenim ya. <laughs> tamam tamam. Onları boş verin. Onları biliyoruz. Ya teminim. Mehmet Ali Çelebi'ye gelelim arkadaşlar. Değil mi? Ben sizi Ergenekon davasında tanıdım çok dik, efendi, kibar, genç bir arkadaşımızdınız. Sevdik de size sonra cezaevinde evlendirdik vesaire. Şimdi siz gayet haklısınız. Türk Tabipler Birliği'ne böyle tepki göstermeye. Şebnem Korur Fincancı gibi birini Türk Tabipler Birliği başkanı seçmesine Türk Tabipler Birliği'nin gayet haklısınız sonuna kadar. Yalnız genel başkanınız ve genel merkez yöneticileriniz bunları destek için daha 3 gün önce, 4 gün önce ziyarete gittiler Türk Tabipler Birliği Genel Merkezi'ne. Ne yapacaksınız? Kime ne diyeceksiniz? Hı? Bir lafım daha var. Adnan Bulut'un tweet'ini alayım lütfen, ondan sonra da bitireceğim. Yani böyle bir tenakuz oluştu da. Temennim. Adnan Bulut kardeşim, gazeteci arkadaşım diyor ki bu sonuca en çok Tayyip Erdoğan sevinmiştir. Fincancı'nın TTB başkanı seçilmesine en çok Tayyip Erdoğan sevinmiştir. Artık TTB'yi yatırır kaldırır pataklar. Oy vermeye gitmeyip TTB'yi yetmez ama evetçi Fincancı'ya teslim eden tuzu kuru doktorlara da yazıklar olsun. Meslek örgütünüz çok tartışmalı ihanet odaklarıyla işbirlikçi Fincancı'ya teslim. Adnan iyi güzel de senin için mesele Türk Tabipler Birliği'nin e, Demokratik Toplum Kongresi yöneticisi ee, Ergenekon e, müdahili, bilmem neci Şebnem e, Korur Fincancı'ya teslim edilmesinin doğruluğu yanlışlığı mı? Yoksa Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra artık TTB'yi yatırıp kaldırıp pataklaması mı? Bir karar ver. Eğer Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği başına seçilmesi son derece yanlış bir şeyse, bak haberin olsun seni çok severim. Ama Türk Tabipler Birliği'ni bırak Erdoğan ben de her gün yatırır kaldırır pataklarım. Sen de kafandaki bu ikircikleri artık gider. Sen benim kardeşimsin. Abiler kardeşleri uyarır. Yetmez Türk Tabipler Birliği, bir de seni pataklarım haberin olsun şaka şaka. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın saat 9.30'da yine birlikte olacağız. Yarın saat 9.30'a kadar. Lütfen kendinize iyi bakın ama sadece yarın saat 9.30'a kadar değil. Biz kazanacağız. Biz kazanıncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi nereden çıktı bu mı? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar, üstüne üstüne gider. Bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. E gazetelerimiz var, çayımız var Allah şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan. Terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda ya? Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.